Olmaz. Olmaz! Ne oldu? Yağmur olmaz! Ne oldu? Dur! Çekil, çekil, çekil! Ne oldu? Çekil, olmaz, olmaz! Bana ne oluyor söyle! Yağmur! Ne oluyor söyle! Alo! Çekil, yağmur yok! Ne oldu? Yağmur kaza yok, yağmur kaza arttı! Tamam, çekil. Tamam! Bak, çekil. Tamam! Nerede tamam. Giriyorum? Nerede? 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 Süleyman, bin! Nerede? Arabaya bin! Arabaya bin! Oh. Yağmur! Alo! Olmaz! 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 İfadeyi okumak isterseniz... Ya bırak Allah, neysin okuyacağım yalan ifadeni ya? Ben size okuyayım. Selim Kara ile Boran Holding'in mali kayıtlarının incelenmesi üzerine anlaşmaya vardık. Boran Yaman'ın... Ya arkadaş, sen anlamıyor musun ya? Ha? Anlamıyor musun? Ben kılıç kuşanmış bu adamın üzerine gidiyorum ya. Bak, bunu daha önce de yaptılar savcı. Bak, benim çocuğumun okulun üzerinden bana rüşvet teklif etmeye kalktılar. Şimdi bu bitmiyor. Sen de devletin memuru olarak alet oluyorsun bunlara. Yapma şunu. Yapma. O zaman Boran Yaman da suçlu. Nerede o? Hani? Getir karşıma, oturt, karşılıklı yüzleştir bizi. Savcım, ihbarı yapan Boran Bey'in kendisi. Nasıl kendisi? Rüşveti verdiği iddia edilen şahıs, şirketin finans müdürü Deniz Kavacı. Yahu sen bunu göremiyor musun savcı ya? Aklım duracak, sen bunu göremiyor musun? Bak, nitelikli komplo bu. Nitelikli komplo bu, sen bunu nasıl göremiyorsun ya? Ben sadece elimdeki delillere göre hareket ediyorum savcım. Şahsı aldık, sorguladık. Rüşvet iddiasını kabul etti. Verdiğin ifadeyi onaylıyor musun? Boran Yaman'ın bilgisi dışında kendi inisiyatifimle savcı Selim Kara'ya rüşvet verdim. Parayı Boran Yaman'ın oğlu Metin Yaman üzerinden savcıya iletilmesi için... Hepsi doğru. Neden yaptın bunu? Şirket defterlerinin araştırılacağını öğrendiğimde paniğe kapıldım. Zimmetime para geçiriyordum. Yoksa savcının iddia ettiği şekilde organize bir suç durumu yok ortada. Tamamen kendimi kurtarmak için. İmzala. Adam kendini yakıyor. Boran Yaman şikayetçi oluyor ve bütün para benim evimden çıkıyor. Yani bu sana bir şey anlatmıyor mu ya? Her şey bu kadar iyi gidebilir mi ya? Bak, hayatın akışına aykırı bu. Bunu neden görmüyorsun ya? Bunu neden anlamıyorsun savcı? Dava dosyası ve MASAK raporları başka bir savcıya devredilir. Eğer haklıysanız, ki canı gönülden haklı olmanızı dilerim. Bu haklı olmak, haksız olmak meselesi falan değil. İki hafta sonra ben bu Halil Saad denen adamı mahkemeye çıkarıyorum. Anlatabiliyor muyum? Boran Yaman'la olan bağlantısını ispat etmek üzere de tahkikat yapıyoruz. Gizli tanığım var ve ben bu Halil Sadi'yi mahkemeye çıkardığım zaman yüksek ihtimalle ağır cezayla yargılanacak. Bunları görmüyor musun? Bak, durumu bir anla. Anla, rica ediyorum ya. Ve yapma bunu, yapma. Senden rica ediyorum. Bak, bunun üstüne kurulmuş bir kumpas bu. Gözaltı olmayacak. Hakimler, savcılar, üst kurulu sizinle ilgili kararı verecek. Suç unsuru bulunmazsa göreve iade edilirsiniz. Şimdilik gitmekte özgürsünüz. Hala aynı şeyi yapıyorsun, hala aynı şeyi yapıyorsun. Aklım almıyor ya. Sen olayın farkında değilsin değil mi? Ben bu adamın üstüne yürüyorum. Komplo var burada, komplo. Görüyorsun, biliyorum, görüyorsun. Bak, bu adamı ben mahkemeye çıkaracağım. Halil Sadi'yi mahkemeye çıkaracak adamı sen burada lekeliyorsun. Yapma bunu. Bütün emeklerimi harcıyorsun burada. Yapma şunu. Bas kardeş, bas. Biraz daha, biraz daha bas. Biraz daha bas. Allah aşkına bas. Basıyorum kardeş, basıyorum. Bak, sakin. Onun gidebileceği bütün yollara bakıyoruz. Sakin. Yağmur, ben nereden verdim arabayı sana? Allah aşkına yapma bunu bana. Kardeş, sakin. Olur, yapma bunu sakin. Bana Yağmur. Allah aşkına biraz daha basar mısın? Basıyorum, basıyorum. Bak, görüyorsun ama her yere bakıyoruz. Bir başka birini mi arasın? Acaba belki başka bir yere gitti. Ha, polis. Gir, gir, gir. Gir içeri, gir. Dur, 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 dur. Akgün, dur. Beyefendi, kaza yeri. Dur, önce ben sorayım, dur.
Sakin. Arabayı görmen lazım bırak. Akgün. Lan arabayı görmen lazım. Bırak. Akgün bir dur. Akgün. Bir dur. Araba nerede? Araba nerede? Arabayı görmem lazım. Kız arkadaşım arabanın içinde. Yağmur Kara. 19 yaşındaydı. Bir kimlik mimlik bir şey çıkmadı mı? Söyle. Şarampolyon yuvarlanmış. Aşağıdaki bir ağacı çarpmış halde. Akgün sakin tamam. Sen ne konuş? Sakin. Nasıl yuvar? Lan yağmur! Yağmur! Akgün! Böyle korkacağını, böyle endişe edeceğini bilsem vallahi evde bırakırdım seni, getirmezdim. Ya o zaman da aklım sende kalacaktı. İçim içimi yiyecekti. Böyle endişelenmen de hoşuma gitmiyor değil. Gider tabii. İyi ki babacığım. Ha, dur, dur bırak beni. Akgün gel. Akgün. 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 Bana bak. Akgün. Akgün bana bak. Bana bak. Hastanede. Yağmur hastanede. Duyuyor musun beni? Hastane. Hastanede. Hadi kalk. Hadi. Kalk benimle gel. Yürü. Gerçekten anlamıyorum abi. Nasıl bir iş? Ben bu adama nasıl inandım ya? Ya bir baba oğluna bunu nasıl yapar abi? Olacak şey mi bu ya? Tamam Metin'cim, yani zamanı geri alamayacağına göre seninle bir alakası yok. Bilemezdin böyle olacağını. Nereden bileceksin yani? Sana ne olacak peki? Halledeceğim. Nasıl? Bir şekilde halledeceğiz yani. Kim? Akgün. Açsana. Yok tamam, ararım ben sonra. Aç ya, önemli bir şeydir belki. Alo. Savcı. Ne oldu lan, bir şey mi oldu? Çok kötü geliyor sesin. Yağmur Kara kızım, şu anda ameliyatta. Trafik kazası. Bir bakabilir misin? Ben bir doktor bulayım gelin. Petra abi. Akgün. Nasıl Yağmur, nasıl? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun ya? Başka hiçbir şey bilmiyorum. Yemin ediyorum başka hiçbir şey bilmiyorum. Sadece buraya getirdiklerini biliyorum. Başka hiçbir şey bilmiyorum. Görmedin mi sen? Nurumu nasıl? Hiç görmedim savcım. Burada olduğunu biliyorum sadece. Ne oldu? Hangi odada ya? Bakıyorum beyefendi. Neye bakıyorsun hemen? Yağmur Kara! Yağmur... Bu kadar zor mu bu ya? Yağmur Kara, buraya getirdiler, buraya getirdiler. Hemen bulalım ya. Sakin olun, yardımcı olacağım ben size. Ya, bir bilgi veremiyor musunuz siz bize? Kızımız ameliyatta şu anda. Ameliyatta mı? Evet, iki hasta da ameliyatta şu anda. İki hasta derken ne iki hastası? Doktorlar Kaan, falan mı? Kaan yanındaydı. Herhalde Kaan yanındaydı. Bana Kaan dedi telefonda. Bakın tamam. Kaan da, Yağmur da güçlü kuvvetli çocuklar. O ameliyattan sağ salim çıkacaklar. Güzel olacak. Tamam, biliyorum, yani. Biliyorum. Tamam, Yağmur güçlü kızdır, güçlüdür benim kızım. Benim kızımın senin arabanda ne işi var bu bir? Kaan'la ne yapıyordu o arabada? Araba istedi savcım, ben de verdim. İşim var dedi, ben de verdim. Düşünemedim. Aklıma gelmedi, ucundan bile geçmedi. Verdim, sonrasında işte Gökhan'ı tamirhanede buluşacaktık beraber. Verdim, keşke vermeseydim, bilmiyordum. Sonrasında aradı beni, telefonda garip garip sesler geliyordu. Tangır tungur duymadım da yani tam. Durmuyor dedi, Akgün durmuyor dedi, araba durmuyor dedi. Sonra Kaan demeye başladı. Yanındaydı herhalde Kaan. Oradan anladım ben de Kaan'ın yanında olduğunu. Bilmiyorum. Tamam. Allah benim belamı versin. Serap'a bizim Allah haber vermemiz lazım. Serap'a haber vermemiz lazım. Tamam sen bana bırak. Tamam. Bana bırak. Bana tamam bırak. Bir Alfa'ya da haber vermemiz lazım. Tamam mı? Bizi bekliyordu Alfa. Tamam Canan'cığım. Tamam. Bir sakin olun. Ne olur. Bir şey yok, tamam. İyi olacaklar. Allah kahretsin.
Senin şu an dinç olman gerek. Anlıyor musun? Ben niye verdim arabayı? Acemi bir şoför olduğunu unuttum. Ben böyle zamanlarda niye... Akın, bu bir kaza. Seninle bir alakası yok. Şüphe vermeseydim Gökhan ya. Ama sen kendini suçlama. Bunu yapma Akın. Bunu yapma. Yağmur'a bir şey olursa yokum. Yokum. Vermeyecektim. Ameliyattalar. Doktor nerede? Ameliyattalar çıkınca haber. Ben ameliyathaneye gidiyorum. Selim, hiçbir şey yapamazsın şu an. İkisi de ameliyatta. Ha, çıkınca haber verecekler. Sabırla bekleyeceğiz. Ameliyatta mı? Kaan ameliyatta mı? Nerede oğlum? Yağmur'la birlikte kaza yapmışlar. Ne kazası? Nasıl olmuş? Yağmur'la Kaan aynı arabadaymış. Nasıl, durumları iyi mi? Ya benim oğlum niye senin kızınla aynı arabada? Ne işi varmış? Bilmiyoruz Serap. Kaan'ın arabası yok ki. Kimin arabası bu? Yağmur Akgün'ün arabasını almış. Niye almış bilmiyoruz yani. Biz de bir şey bilmiyoruz. Sen benim oğlumun senin arabasına ne işi var? Sakin ol. Tamam. Bir dur. Durumları da bir öğrenelim önce. Ne olur bir sakin ol lütfen. Tamam Serap. Doktor, öncelikle geçmiş olsun. Yağmur Karan'ın ailesi. Evet, biziz. Nasıl kızım? Abdominal kül travması sonrası iç organlarda minor kanama oluşmuş. Ameliyat gayet iyi geçti. Kızımız iyi. Ne anlatıyorsun doktor? Anlamıyorum. Türkçe konuş ya. Çarpmanın etkisiyle emniyet kemeri takılı olduğu için travmaya bağlı ezilmeler yaşanmış. Tamam ama yani iyi durumu değil mi? Yani müdahalesini yaptık. Kanaması durdu. Kızımız şu an gayet iyi. Yani birkaç gün daha tutacağız kızımızı. O da biraz da tedbir amaçlı. Benim oğlum Kaan Gök. Kaan Gök'ün ailesi misiniz? Evet. Ciddi bir kafa travmasıyla geldi. Beyin kanaması geçirmiş. Fark et. Acil müdahalesini yaptık. Kanaması durdu. Ancak şu an uyutuyoruz. Yalvarırım söyleyin. Bir saniye sakin. Bir dakika dur. Ne kadar uyutacaksınız? Şu an için en az 24 saat. Sonrasında bakacağız. Doktor lütfen söyleyin. İyileşecektim. Yalvarırım söyleyin. Maalesef hayat tehlikesi devam etmekte. Ama şu önümüzdeki 24 saat çok önemli. Onun için bir şey söyleyemiyorum. Biraz bekleyeceğiz. Geçmiş olsun. Tamam, sakin. Tamam. Duymadın mı? İnecek bile diyemiyorum. Lütfen kötü düşünme. Olacak, iyi olacak. Serap, tamam. Düzelecek, her şey düzelecek. Duymuyor, çok canım yanıyor. Tamam. Sen iyi misin? Kötü hissediyorum. Bu olayın suçlusu benim. Kaan bana saldıranı teşhis edebilecek tek kişi. Şu anda burada olmasa emniyette ifade veriyor olacaktı. Eğer Halil Sadi bunun haberini aldıysa. Yok, bence kendini suçlama. Nasıl suçlamasaydım? Eğer böyle olduysa bu olayın suçlusu benim. Benim yüzümden oldu. Ben nasıl yaşarım bu vicdan azabıyla? Eğer bu çocuğa bir şey olursa. Bak, bir şey söyleyeceğim. Beni Halil Sadi'ye karşı kullanmanın tam zamanı. İzin ver, arayayım, telefon açayım şu herife. O mu yapmış, yapmamış mı öğrenelim, ha? Hayır Fatih, sen şimdi bir sakin ol bence. Ya ne sakini? Sen bunu yapmamı istemiyordun. Senin istediğin bu değil miydi ya? Bak, Halil Sadi aptal bir herif değil. Sen de şu anda soğukkanlı biri değilsin. O yüzden bence her şeyi berbat etmeden git Serap'ın yanına dur. Tamam. Savcım, ben de şimdi tam sizi arıyordum. Nasıl Yağmur Hanım'ın durumu? Yağmur iyi de... Kaan çok iyi durumda değil. Bekliyoruz. Çok geçmiş olsun savcım. Sen neredesin? Ben de şimdi hemen kaza yerine geldim savcım. Şimdi bak, kazada kasıt olma ihtimali var. Ona göre değerlendir, tamam? Ben de size bu konuyla ilgili bilgi verecektim savcım. Yerde fren izleri yok. Böyle bir viraja girerken fren yapmamaları imkansız savcım. Fren izi yok. Sen araçla ilgili hemen bir teknik bir tahkikat başlat. Tamam? Emredersiniz savcım. Hadi görüşürüz. Neredesin oğlum sen? Yarış ne oldu?
Yağmur kaza yaptı, hastanedeyim. Ne? Kaza mı geçirdi? Ameliyata girdi, çıktı işte. Şimdi uyanmasını bekliyoruz. Kan da elindeymiş. Ama onun durumu biraz kritik herhalde. Tamam, tamam, tamam. Geliyorum, geliyorum. Tamam. Bu araba neredeydi? Savcım. Anlamadım. Neyini anlamadın? Araba diyorum. Kaza yapan araba neredeydi? Dün neredeydi? Bugün neredeydi? Ondan önceki gün neredeydi bu araba? Evin önündeydi. Bir gözümün önündeydi. Benim kızımın o arabanın içinde ne işi vardı? Neden kullanıyordu Yağmur arabayı? Savcım. Lan bir cevap ver. Doğru düzgün bir cevap ver. Bak bir şey soruyorum. Yağmur bu arabaya niye bindi? Neden kullanıyor arabayı? Kaan'la ne işi var o arabanın içinde? Nerede bindi arabaya? Kafanı topla, bir cevap ver bana. Pist. Pistteydik biz. Ne pisti? Ne işi var Yağmur'un orada? Ne işi var ya? Biz orada yarışıyorduk. Pistte yarışıyorduk. Benim için yarışıyordu. Oradan çıktık. Yağmur da oradaydı. Yağmur da yarış izliyordu. Oradan başka arabaya, Akın'ın arabaya bindi. Ne anlatıyor bu çocuk? Bak benim kızımın orada ne işi vardı onu soruyorum lan. Ben piste gittik beraber. Ben yarışmak için piste gittim. Yağmur değil de ben de geleceğim dedi. Gelme dedim, ısrar etti. Geleceğim dedi. Ben yarışacağım için endişe etti benden, telaş etti. Korktu yani. Sonra da arabamı istedi. Benim bir işim var dedi, bir yere gitmem gerekiyor dedi. Ben de tamam dedim, ben de geleyim dedim. Yok yok dedi, sen hani işine bak. Sonra da dedim ki o zaman tamirhanede buluşuruz, Gökhan'ın tamirhanede. Öyle ayrıldık biz oradan. Biz de sonra Gökhan'ın arabayla tamirhaneye geçecektik, haberi aldık. Yağmur aradı beni. Şimdi kafayı topla, iyi hatırla. Sen bu arabayı evin önünden başka bir yere park ettin mi? Başka bir yerde bıraktın mı bu arabayı? İyi düşün. Ha? Evin önündeydi. Pistte de otoparktaydı. Pistte de otoparka koydum arabayı. Başka kimseye verdin mi arabayı? Vermedim. Ben kullandım arabayı hep. Savcım, bildiğin bir şey mi? Savcım, bildiğin bir gerçek mi var? Allah aşkına bir ipucu varsa bana bir söyle. Bu başka bir mevzu mu? Bir komplo mu kuruldu savcım? Allah aşkına bana bir şey söyle. Benim üzerime kurulan bir komplo mu bu? Benim üzerime kurulan bir komplo ve Yağmur Kara mı bundan etkilendi? Onun üzerine mi sıçradı hikaye? Ne olur bana bir şey söyle savcım. Allah aşkına bana bir şey söyle, bir yerden başlayayım. Bir çıkış noktası ver bana Allah aşkına. Lan, bana bir şey söyle. Lan. Bir sakin ol, bir dur lan, bir dur. Bak, Halil Sadi mi işin içinde? Savcım, Halil Sadi mi vermiş emri? Halil Sadi mi kurmuş bu tezgahı bize? Eğer Halil Sadi ise... Selim! Yağmur'u ameliyathaneden çıkarmışlar, odaya alıyorlar şimdi. Geldik. Geldik Akgün. Geldik. Aşkım. Akgün. Efendim? Hadi geldik sevgilim. İki dakika daha bir şey yapayım ben sevgilim. Hayır, iki dakika falan yok. Yani bütün yolu baygın baygın geldin Akgün, sana inanamıyorum. Bir kendime geleyim Yağmur'um ya. Sen şimdi kesin bütün yolu uyuyamadım da dersin içeride. Sevgilim bu iki numara, iki numara. Hiç gece hiç bana dirlik vermedi. Sıfır. Ne yapalım? O zaman istemeseydiniz iki numarayı. Ne kadar güzel olmadılar babaya. Babasının gülleri. Hadi. Hadi bakalım kızlar. Dedeye. Biz geldik. Vay vay, kim gelmiş? Ay benim aşkım gelmiş. Ay bu çok güzel. Gel aşkım. Ay güzelim benim. Sen ne tatlısın. Savcım nasılsın? Savcım ne lan? Hala savcım mı ya? Ağız alışkanlığı savcım. Nereye gidelim? Nereye aşkım? Ağaçlara hadi, mı? Hadi git dede, hadi. Baba, annem ha? Nerede? Annen içeride yavrum. Sevgilim. Nereye götüreyim seni? Akgün kız gidiyor. Akgün yakala, kızı yakala. Kızı tut ya. Aşkım. Şş, gel kızı yakala. Aşkım yok kız. Aşkım. Yağmur.
Ay nazar değdi buna vallahi ya. Nasıl? Bir dakika. Tamam tamam. Nasıl oldu? İyi yani. Şimdi çıkardılar. Kendine gelir dediler. Yağmur. Kızım duyuyor musun beni? Aşkım. Akgün. Akgün. Aşkım. Ne diyor? Akgün. Aa, bayağı Akgün. Şimdi uyuyorum. Anestezi etkisinde. Bir saate kadar tamamen kendine gelir. Sağ olun. Geçmiş olsun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Çok korktum ya. Senin beni. Altay sen böyle geçsene ya. Ablanın yanına geç de uyanınca seni görsün. Gel güzel de gel. Kay kenara. Azıcık kay. Gel. Ben kalabalık yapmayayım ben. Çıkayım dışarı. Çıkarsın çok sonra. Çıkarsın. Gel. Sevgilim. Hadi kızları tut. Bak gidiyorlar. Sevgilim diyor ya. Duyduk. Tamam Yağmur buradayım. Yağmur buradayım. Tamam. Geçmiş olsun. Çok büyük geçmiş olsun. Bu arada Kaan ne durumda? 24 saat uyutacağız dedi doktor. İşte sonrası belli değil. Ay biz bir seraba gidelim ya. İyi olur hadi. Abla. Hadi. İyi olur bir bakalım. Hadi gidelim. Tamam. Evet. Hadi geçmiş olsun. Sen hadi geçmiş olsun. Hadi görüşürüz. Çağırdın mı? Anlatıyor işte boşver. Aferin sana ya. Efendim Ali. Ha tamam sen arabayı iyice inceledin mi? Tamam geliyorum şimdi. Savcım Ali Başkomiserle mi konuştun sen? Aha. Arabayı inceledin değil mi dedin? Öncesinde kaza değil, kasıt dedin. Dedin ol dedin savcım. Tamam. Ne demek istiyorsun? Anla ben de geleyim. Nereye geliyorsun oğlum bak. Bak benim kızım bu kazada ölebilirdi. Kaan içeride uyutuluyor. Ne olacağı belli değil. Bu meselenin içinde ben varım ve ben çözeceğim bunu. Eğer bir şey bulursam, bir şey olursa sen zaten haberdar olacaksın. Ben geleyim diye bir şey yok. Savcım öyle bir dünya da yok ama benim burada bekleyeceğimi düşünebiliyor musun sen? Allah aşkına bak gider başımı belaya sokarım. Olmaz yapma Allah aşkına benim gözlerime bakarak konuş benimle. Ben de geleyim ne olur. Yalvarıyorum ya sana ne olur ya. Semihallahü lümen hamide gel tamam gel. Bu da gelmiyor zaten. Ha? Merdivenden inelim gel. Allah kahretsin ya. Araç incelendi. Fren hidroliğine müdahale edilmiş. Kansız. Sen ne diyorsun ya? Hidrolik borusu kesildiği için fren belli bir süre sonra işlevini yitirmiş. Halil Sadi'yi diri diri gömeceğim o mezara. Gömeceğim Ali Başkomiserim. Bak yüzüne söylüyorum senin. Şimdi bu Ali bu hidrolik ne kadar sürede boşalır? Yani günlere yayılmaz değil mi? Yok savcım. En fazla gecesinde yapmışlardır. Allah Allah. Bak bizim bu son 24 saat çok önemli. Bu arabanın nereye gittiği, nerelerde kaldığı, bunların hepsinin bilgisine ulaşmamız gerekiyor. Ben evin önündeki güvenlik kameralarına baktırırım. Senin ne işin var lan? Niye geldin? Bir yardımın dokunur diye. Ben aradım savcım. Konuştuk, söyledim durumdan bahsettim. O da duramadı yerinde. Sen bizi mi dinliyorsun? Yani konu babam olunca kulağım bir dikkat kesiliyor tabii. Çok geçmiş olsun. Şimdi Akgün. Tekrar ediyorum bu arabayla son 24 saatte yaptığın her şey çok önemli. Bu arabayla nereye gittin, nereye bıraktın? Hepsini tek tek atlamadan hatırlamanı istiyorum. İyi düşün. Son eride bindin. Tamam. Halıçatı'daki sinemanın önü. Ha. Bizim mekanın önü. Bir de yarış pistindeki otopark işte. Ha. Ama otopark haricindeki diğer yerlerde ben hiç gözümün önünden ayırmadım savcım arabayı. Bir tek otoparkta. Burası çok kalabalık. Oraya sızma ihtimalleri çok yüksek. Hı hı. Oraya olma ihtimali çok yüksek yani. Tamam. Şimdi Ali, bu saydığı mekanların hepsine tek tek gidiyoruz. Mobese kameraları var mı bakıyoruz. Pisti de gidiyoruz. Pisti bulduktan sonra oraya da bakıyoruz. Eğer mobeseler varsa, mobeseler yoksa civarda dolanan herkesin telefon kayıtlarına ulaşma izni çıkaracağız. Tamam mı? Tek tek telefonlarla inceleyeceğiz. O telefon kayıtlarına ulaşacağız. İlla bir video, bir fotoğraf, bir şey vardır. Arabanın civarında kim varsa, ne varsa hepsinin tek tek dökümünü istiyorum. Tamam. Anlaşıldı savcım. Savcım,
Sen şimdi kendi yöntemlerinle bu Halil Said'in adamlarını toplasan, böyle bir konuştursan, eğer olmaz dersen biz Soner'le girsek devreye. Bizim bildiğimiz üslupta biz bir yürüsek bunların üstüne de toparlasak adamları, bir konuştursak. Önce saçma saçma konuşmayı bir bırak. Bir sakin sakin düşünelim. Zaten Halil Said'in bağlantılarını kullandığını sanmıyorum ben. Başka biri yaptı bunu. Nereden biliyorsun? Fatih'in ofisine saldıran, Fatih'i darp eden adamla aynı kişi olduğunu düşünüyorum. Avukata ceza mı kesildi? Ceza kesmediler tam olarak. Uyarı mahiyetinde bir şey yaptılar, saldırdılar. Ama Fatih maskeli olduğu için adam görmedi, teşhis edemedi. İşte o zaman orada bir gariplik var çünkü babam yüzü görünsün ister. Başka biri bu. Lan zaten adamın yüzünü görmüyorsak nasıl teşhis edeceğiz biz, anlamadım ki. Ama şimdi şöyle bir şey var. Fatih maskeli olduğu için saldırganı göremedi ama Kaan görmüş. Aynen. Saldırganı teşhis etmiş ve biz robot resmini çizdirecektik. Kaan bu kazadan önce beni aramış. Ulaşamadığı için mesaj bırakmış bana. Acil konuşmamız lazım diyor mesajda. Kim bilir bana ne anlatacaktı. Yani bu hadiseyle ilgili bir şeyler anlatacaktı. Belki dahası da var. Bilmiyoruz onun için. Çocuk resmen uyutuluyor. Rulet oynuyoruz ha. Rulet oynuyoruz. Uyanınca öğreneceğiz işte. Bilmiyorum. Serapcığım bak, saatlerdir bir şey yemiyorsun, içmiyorsun. Burada böylece duruyorsun ya. Hadi bir kahve içelim, iyi gelir sana ya. Ne olur. Oğlum bırakmayacağım. Tamam. Ama şu anda burada durmamız bir şeyi değiştirmez hayatım. Uyanacak değil mi? Tabii ki uyanacak. Hiç merak etme. Ne olur moralini yüksek tut. Kan genç, kuvvetli çocuk. Atlatacak bunu, eminim. Atlatacak. Atlatacak benim oğlum. Tabii ki atlatacağım. Hiç merak etme. Hadi bir kahve içelim. Hı? Fatih. Sen git ya. Her şey için çok sağ ol. Vallahi. Evet, tamam. Tamam, hadi burada bekliyorsun. Ben de hiç bir yere kıpırmayacağım. Asla kıpırmayacağım. Burada bekleyeceğim seninle birlikte. Hadi bir kahve içip gelelim. İyi gelir. Hadi. Ben kalayım ben. Hadi gel oğlum sen de. Sen gel bir kahve iç hadi. Şey gördün öyle. O kadar şey görmek olmaz. Maalesef olmuyor. Beyefendi, buraya giremezsiniz. Benim arkadaşım. Onun için çok üzülüyorum. Kapıyı açık görünce bir yanına geldim. Çıkın lütfen dışarı. Anne, ablam gözlerini açtı. Aşkım. Anne, canım. Neredeyim ben? Hastanedeyiz. Altay, gel baban arayacağım. Niye buradayız? Konuşuyoruz. Baba, ablam geldi kendine. Yağmur, kızım. İyi misin? Baba. İyi misin? Ne oldu?
oldu bana? Kaza yaptın abla. Kaza mı? Çok konuşma istersen, yorma kendini yavrum. Nasıl ya? Nasıl kaza yaptım? Abla yoldaydınız. Oradan şarampole uçtunuz falan. Altay, ciddi bir kaza mıydı? Yok ya, saçma, sen de bakıyorsun buna ya. Önemli bir şey yok. Sen iyi misin? O kadar mı kötü gözüküyorum ben? Yok yok. Yağmur, çok iyi görünüyorsun. Daha da iyi olacaksın. Şu an var ya, sen o kadar iyisin ki o kazaya göre. Allah'ım çok şükür yani. Hiç lütfen yapma. Çok ya. Yalnız abla, baygınken bayağı akkin akkin diye sayıklıyordun yani. Oğlum, narkozdan saçmalıyor diyorlar ya, insan saçmalıyormuş. Sen de mi narkoz aldın? Ne yapıyorsun ya? Yok. Yanıma gelsene Akgün. Buradayım Yağmur. Kaza, en son kaza ile ilgili ne hatırlıyorsun? En son Akgün'ün arabasını aldım ben. Çünkü şey, anahtarı bendeydi. Ha, niye aldınız Akgün'ün arabasını? Kaan bir şey söyleyecekti bana. Önemli dedi. Yağmur ne dedi? Kaan ne dedi sana? Kaan. Kaan da arabadaydı. O nerede şimdi? İyi. Kaan iyi hayatım. İyi. Şu anda müşahede altında. Gerçekten. Evet evet. İyi. Kaza nasıl oldu peki? Selim. Tamam yani. Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Tam arabaya bindim. Kaan bir şey diyeceğim dedi. Sonrasını hatırlamıyorum. İyi tamam, boş ver, zorlama kendini. Ben çıkayım artık. Çok geçmiş olsun. Soner'in de çok geçmiş olsun dilekleri var size. Sana özellikle. Gökhan da keza öyle. Akgün gitme. Gel buraya, burada kal. Hastamızı dinlendirmemiz lazım. Artık sadece refakatçi kalabiliyor biliyorsunuz. Selim. Siz Altay'la eve gidin hadi. Ben kalayım burada. Tamam. Diyorum ki ben de refakatçi olarak kalayım. Burada değil, odanın içinde değil. Odanın önünde, kapının önünde ben de kalayım. Getire götüre yardımcı olacak olan bir insan evladı lazım size. Canan Hanım lütfen. Tamam, biz yarın geliriz. Yine. Tamam, dolapta yemek var, ısıtırsınız. Tamam. Sen. Ben bile babaya gidiyorum. 10 dakika. Sağ ol. Tamam, hadi. Güzel görünüyorsun. Altay'cığım sen beni bir arabada bekle. Ben Kaan'a bakıp geleceğim, tamam? Tamam, tamam. Canan, Kaan'dan bahsetmeyin, kıza da morali bozulmasın. Yok yok, merak etme aşkım da. Kaan nasıl oldu ki acaba? Bilmiyorum, bakacağım şimdi işte. Tamam. Tamam. Hadi bay bay. Savcım. Sen hayırdır, ne bekliyorsun burada? Geçmiş olsun. Yağmur. İyi mi? Yağmur iyi. Sen soruma cevap ver. Ne bekliyorum? Kardeşimi bekliyorum. Akgün senin için mi yarıştı? Dön. Yarıştı, ben yapma dedim, yarışma dedim ama biliyorsun o kimseyi dinlemiyor. Kafasını ne istiyorsa onu yapıyor. Akgün biraz daha burada kalacak. Sen bekleme onu. Git. Okey. O zaman ben gidiyorum. Sen söylersin. Geçmiş olsun. Nasıl yatıyor öyle? Sonra benim de aklım onda valla. Uyutuyorlar falan. Ay, böyle. Metin tamam, tamamlama cümleni. Allah korusun ya. Kötüyü aklına getirme. Gencecik adam uyanır elbet. İnşallah hemen atlatır. Bana bak. Artık sana da araba maraba yok ha. Ben çocuğumu ortada bulmadım. Bu serabın hali neydi öyle? Ben dayanamam valla. Anne saçmalama ya. Bunun benimle ne alakası var? Nasıl konuyu bana getiriyorsun? Yok kızım, hiç annene bir şey söyleme. Valla haklı. O araba kullanmak iyice öğrenilecek. Ondan sonra o koltuğa oturulacak. Siz bayağı eskisi gibi oldunuz ha. Ne gibi? Ne? Annem bir şey söylüyor. Sen hemen arkasından onaylıyorsun. Olan yine bana oluyor.
Öyle mi oldu? Ben içeri giriyorum. Sizi yalnız bırakayım. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Sen de herhalde karakoldan gelmişsin, apar topar Canan söyledi. Kusura bakma ya, böyle dertler üst üste binince insan resmen sıra alıyor yani. Yok canım, ne kusuru? Sen nereden bileceksin? O herif Selim'i oyuna getirmek için beni kullandı. İşte ahmaklık bende. Ya biraz da benim suçum ya. Ben attım seni Boran Bey'in kucağına. Yok öyle değil o. Yani senin üstümde bir etkin var tabii. Ne, sen bir şey söyleyince ben inanıyorum hemen. İkna oluyorum. Yani bir Selim'in savcılığını yakmadığımız kalmıştı. Onu da yaktık. Yok artık sen de. Nereden bileceksin canım sen? Yani sen böyle herkesi temiz kalpli sanıyorsun, senin gibi, kendi gibi yani. Sen de öylesin aslında. Sen benim elimi mi tutmaya çalışıyorsun böyle değmeler falan? Yok canım, öyle el mi tutulur? Tabii tutulmaz, tutulmaz. Ha, böyle el tutulmaz. Anahtarı istedim ondan herhalde. Ha. Hadi gitsin. Canım. Sen peşine düşmeyeceksin değil mi? Yani bu işte. Yaptıklarının hesabını verecek o herif. Neyse sen de kopma kafanı. Hadi git. İyi geceler. Dışarıda kaldım. Açarsın da açarsın. Bir yudum al bari, hiç içmedin ya. Aa, biraz yavaş. Biraz daha iç. Ya yandın işte, için yanıyor. Yavaş 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 yavaş, iç güzel. Tamam. Çok kaybettin, su kaybettin. İyisin bak, şu ellerini şöyle yan yana alıyorduk ya güzelim. İşte bu. Annemin yerine sen mi kalsın acaba? Bakarım sana, biliyorsun. Her şey karşılıklı nitekim yani. Ben hastanedeyken de sen bana gelip çorba içirmiştin. Yanlış hatırlamıyorsam. Burnumdan getirmiştin. Ben seni mi sayıkladım? Ya sorma. Sorma, savcım burada, sevgilim sevgilim diyorsun. Adamın yüreğine iniyordu biliyor musun? Az kalsın. Rüya görüyordum ben çok iyi. Ne görüyordun rüyanda? Yok boşver. Allah aşkına. Şu valla anlat mıymışım? Söyler misin bizim ya, Allah aşkına be. Hadi. Yani söyletmişim. Hayır hayır, söyleyeceksin ya. Salmam ki seni. Söylemeden salmam ki seni. Nereye gidebilirim ki? Hiçbir yere gidemezsin zaten. Hadi anlat. Annemleri ziyarete gidiyorduk. İkimiz. Dördümüz. Ya yavaş. İki de kızımız vardı. Olmaz. Ne olmaz? Hayırdır ya, sana daha düne kadar yüzük takıyordum parmağıma da şimdi çocuk deyince bir geri vites attın sanki. Hayır hayır, tam tersi ya. Tesirine girdim. Ne? Pisi kablel vuku. Ya bunun aynısını ben Soner'le konuştum daha taze. Bu hayalin aynısını anlattım ya. İki kız dedim. O dedi ki bir tanesi erkek olsun. Yok dedim, erkeğe ihtiyaç yok. Erkek dedim, baş belası olmaz. Konuşmadan anlaşmaya başladık desene. Sen bir iyi ol. Bütün rüyalarını gerçekleştirmek de benim boynumun borcu olsun. Benim için çok mu korktun Hakkım? Hiç girmeyelim oraya. Senin olmadığın bir dünya düşünemiyorum ya. Bir şey soracağım sana ama dürüst olacaksın. Çok mu kötüydü kaza? Yağmurcuğum, bunu konuşmayalım. Bence bitti gitti. Yani daha bunun üzerine konuşmaya lüzum yok ki. Geçti gitti. Sen iyi ol yeter. Gerisi de ferahat Yağmur. Kaan'ı gördün mü? Yok. Görmedim de iyiymiş yani. Annesi yanında zaten. Benim yüzümden oldu ya. Yağmur, senin yüzünden değil. Bu bir kaza ve kendini suçlamaman gerekiyor. Adı üstünde kaza. Sen bilemezdin ki ne olacağını, kestiremezdin ki. Tamam. Şimdi bana yardım et. Birlikte Kaan'ı görmeye gidelim. Yok öyle bir dünya. Bak vallahi çağırırım hemşireyi, doktoru, yığarım herkesi, bütün hastaneyi buraya. Hayır öyle bir dünya yok, ayağa kalkmayacaksın. Sen bir iyi ol, ondan sonra istediğin kadar gör Kaan'ı ya. Kaan'ı gör, Arda'yı gör. Bütün arkadaşlarını gör ama şu an bir dinlen. Azam. Allah aşkına yapma.
Kalkma sakın ha ya. Ne kalkmasını? Kaan'ı göreceğim diyor da. Canan, Kaan'ı görmek aşkım istiyorum diyor. Aşkım iyi Kaan, bir şey yok. Burada kal Allah aşkına. Dinleyin ikiniz de. Tamam. Ben geleceğim sabah. Herhangi bir şey olursa da 24 saat tamam mı? Tamam artık tamam 10 mı? Dakika dedim hadi. Tamam tamam hadi görüşürüz. Hoş geldin Soner Bey. Hoş bulduk. Şu bizim mekanın güvenlik görüntülerini al. Hemen yarın karakola götür tamam mı? Hayır mı? Hayır olabilir mi ya? Hakkın arabasına biri dokunmuş mu? El sürmüş mü falan onun peşindeyiz. Anlaşıldı hallederim. Silah zoruyla özür diletmeye mi geldin? Seninle uğraşacak vaktim yok. Hadi işine bak. Lan sen bana silah çektin lan. Sen bana silah çektin. Daha ne işime bakacağım ha? Etine değdi mi? Mermi? Değmedi. Şansını zorlama. Tamam gitmeden şuna cevap ver. Ben hani bir şakayım demiştim ya. Sizin için bir espriyim. Kendi aranızda yaptığınız bir espri. Ben sonra bunu düşündüm. Bu doğru ha. Hakkın'la aranızda böyle bir serüven yaşansa, böyle bir şey olsa. Sen onun eski kız arkadaşına bakar mıydın, yapar mıydın böyle bir şey söylesene. Değil mi? Yapamazdım. Bak gördün mü yapmazdın. Bana saygınız yok. Neden? Çünkü bak. Silah taşımıyorum sizin gibi. Ben sizin gibi ağır abi değilim. Oğlum siz korktuğunuza saygı duyuyorsunuz. Birincisi. Senin kendine saygın yok. İkincisi. Ne istediğini bilmeyen adama benim tahammülüm yok. Hı? Soruyorsun ya. Akgün'le ne olurdu diye. Akgün ne istediğini biliyor. Arkasından gidiyor. Peşini bırakmıyor, sahip çıkıyor. O yüzden böyle şeyler olmuyor. Olmadı. Olmayacaktı. Cevabı bu. Cevabı bu değil birader. Cevabı bu değil. Bak ben gördüm. Akgün de sizi sahiplenmiş. Eyvallah. Sen bana seninle beraber 2,5 oluyoruz falan demiştin bir gün hatırlıyor musun? Bana 1,5 demiştin. Hani siz tam, ben yarım. Senin buraya böyle sürekli gelip gidip beni denetlemene gerek yok, buna ihtiyaç yok. Ben çıkıyorum abi o zaman. Tamam mı? Ben çıkıyorum. Siz koca yürekli abilerime de hayatta başarılar diliyorum. Bak bunu gerçekten gönülden söylüyorum. Hayatta başarılar abi. Ama ben yokum abi artık. Tamam mı? Ben yokum artık. Yağmur kaza geçirdi. O yüzden geldim. Hastanede şu an. Ahmet söylemedim sana. Yo Ahmet hiçbir şey söylemedi. Fırsat olmadı. Nasıl kaza? Ne oldu kız? Nasıl? İyi mi? Akgün arabasıyla şarampole yuvarlandılar. Kız iyi ama Kaan uyutuluyor. Ben hani bilmiyordum, gerçekten bilmiyordum. Kaza değil diye düşünüyoruz. Arabaya bir müdahalede bulunulmuş çünkü. Muhtemelen de baba. Bilgin olsun. Şundan artık lütfen yer misin? Tamam anne ya. Tamam yeter ama yedim yiyorum işte. Ya yemiyorsun duruyor tabağın işte böyle baksana. Tamam ben iyiyim. İyi hissediyorum ya. Çıkıyor muyum bugün? Daha ne bugün çıkması ya?
Doktor ne zaman taburcu ederse o zaman. Ya abla sen kal burada ya. Ya ben dün senin odada kaldım. Şöyle diyeyim ben sana. Otel konforu ya. Biliyorum, odamda gözün var ama çok beklersin Altay. Bunun da derdi. Anne, Kaan ne durumda? Hı? Tamam, taburcu olmadıysa ben bir gideyim göreyim. Görmek istiyorum Kaan'ı. Sen daha kalkamazsın. Tamam, kalkamam. Arayayım. Ararım o zaman. Telefonum, Altay bir telefonla verir misin? Arayayım. Vereyim mi? Ver mi? Vermeyeyim. Anne, Kaan'ı arayacağım ya. Aşkım, Kaan'ın telefonu yanında mıdır? Çocuk dinleniyor. Serap'tadır onun telefonu. Senin telefon yanında mı? Ya bir durun, bir dinlenin biraz lütfen. Anne. Ben birazdan Kaan'ı görmeye gideceğim zaten. Taburcu olmamışsa aratacağım seni, tamam mı? Ya şunu yer misin lütfen? Ben bebek gibi yedireceğim artık sana. Tamam, aç ağzını. Tamam, tamam. Aç ağzını. Tamam, ben yiyeceğim. Vallahi tamam. Ben yiyeceğim, tamam. Ben bir doktoru görmeye gidiyorum. Sen bir gel benimle. Döndüğümde bitecek otobak, tamam mı? Lütfen. Ya aşkım, ne konuştuk biz seninle? Tamam anne ya. Kaan'lık aramayacak. Evet, o yüzden telefonda vermiyoruz. Biliyorsun bunu. Ya anne tamam da eninde sonunda öğrenecek. Tamam, bugün Kaan'ı uyandıracaklar. Hı hı. İnşallah güzel haberlerini alacağız. Ondan sonra rahatsız söyleriz, tamam mı? Tamam. Ben şimdi Serap'ların yanına iniyorum. Kaan'a bir bakayım. Tamam. Sen ablana göz kulak ol. Tamam. Bak bir de o kahvaltısı bitmiş mi? Tamam. Yedir ona bitirmemişsin. Tamam. Yiyecek onu, tamam mı? Tamam, görüşürüz. Hadi. Annem kahvaltısını bitirecek dedi, ona göre. Dedektif diye seni mi diktiler başıma ya? Senin iyiliğin için dediler ya. Yoksa yemezsen yeme, bana ne? Sen odamı elimden almaya çalışan bir hainsin. Hiç iyiliğin miyiliğin ayağına gelip burada bana minik tatlışlıklar yapma, yemezler. Şaka be abla ya. Sen yokken ben ne yapayım ki odayı? Asıl onun olayı senden almaya çalışmak. Yani sen olacaksın ki ben onu almaya çalışayım. İşin zevki. Bak sen. Gel buraya. Aa, dur. Sana bir şey olsaydı ben ne yapacaktım ya? Hiçbir şey olmaz. Ha. Öyle kolay kolay kurtulamazsın benden. Bir şartla. Al bakayım şunu. O artık daha yemeyeceğim. Koy oraya. İyi. Abla. Hı. Melis arıyor. Açmam lazım değil mi bunu? Ya sana Altay, kız ben gittim. Tamam. 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 Altay, kapıyı kapat. Uyuyacağım tamam. Biraz. Çocuk da kafayı yedi. Ya iyi o da şimdi işte. Uyandı falan. Konuşuyoruz, sohbet, muhabbet iyi Allah şükür. Altay, bu kadar çabuk mu konuştun kızla ya? Fatih? Fatih. Ne haber? İyi. Yağmur nasıl? İyi, iyi. Kaan? Aynı durum. Ben Serap'la Kaan'ı görmeye gelmiştim ama. Yok, Serap bütün gece hiç uyumadı. Şimdi benim zorumla biraz kestiriyor. Ama sen merak etme, ben uyanınca senin uğradığını söylerim ona. Ne zaman uyandıracaklarmış? Bir şey söylediler mi? Vallahi bir 5-6 saat daha var galiba. Doktor öyle söyledi.
Sen de bu halde burada bekliyor musun? Yatırgıyor değil mi insan? Değer verdiğin insanların kapısında bekliyorsun. Bu halin daha iyi. Selim ne yaptı? Araştırdı mı olayı? Ne olayı? Ne araştıracaktı Selim? Ha, sen bilmiyorsun. Ay benim bu Selim'im. Ne araştıracaktı ya. Selim? Fatih? Yok bir şey araştıracağın yok. Ya söyler misin lütfen? Ben Selim'le konuşurum. Sen şimdi bu durumda bunu dert etme lütfen. Söyle. Evet Ali, ne oluyor? Mombeseler'den haber var mı? Üstündeyiz savcım. Başvurdu geli kulağında. Bizim bu mekanın güvenlik kayıtlarını da istettim ben. Gelmek üzeredir. Ne çıkacaksa, nereden çıkacaksa artık belli değil. Merhaba. Sen niye geldin oğlum buraya? Merhaba savcım, bu bizim mekanın güvenlik kamera kayıtları. Ben sabaha kadar seyrettim, bir şey göremedim. Yine de bir işinize yarıyorsa bakın. Abi çok geçmiş olsun. Sağ ol birader, var ol ya. Eyvallah. Yağmur nasıl? İyi, iyi. Çok şükür geçmiş olsun. Eyvallah. Şimdi ne yapıyoruz? Savcımın ağzına bakıyoruz. O ne söylerse o. Siz şimdi benim söylediklerimi uygulayacaksınız. Biz araştırmaya devam edeceğiz. Mutlaka bir şey bulacağız. Yani mutlaka bir şey bulacağız yani. Abi eğer müsaade varsa ben de burada bir beklemek isterim. Kal kal kal. Eyvallah. Alo. Sen Canan. Canancığım şu an emniyetteyim. Ben birazdan hastaneye geleceğim. Orada konuşalım mı? Yağmur'un kazası kaza değil miydi Selim? Efendim? Anladın dediğimi. Akgün'ün arabasına sabotaj mı düzenlemişler? Kim söyledi bunu? Sorumun cevabı bu değil. Tamam gelince konuşuruz. Sen bana bunu nasıl söylemezsin ya? Ya anlatacağım Canan gelince. Gel kafeteryadayım, hastanedeyim, gel bekliyorum. Tamam, tamam hadi. Ben çıkıyorum şimdi. İzin işleri halledince bana haber ver, tamam? Evet, hadi savcım. Hani diyorum şu an hayati şeylerle uğraşıyoruz ya. Siz de böyle birbirinize bozuk atmasanız mı, böyle bir göstermesi mi kursanız, bir iletişim mi kursanız birbirinizle, şu havayı bir abi, biraz böyle bir abi, yumuşatsak mı, başka abi, bir yere mi geçsek artık? Canım, ciğerim, tamam. Daha ciddi problemlerimiz var. Ben buraya Yağmur için geldim. Ona sonra bakacağız. Zor ama bakacağız. Sen sıkma canım, lütfen. Ne bakıyorsun ya? Hani diyorum böyle belki hayırlı bir kelam edersin Ere'ye karşı. Şu an kelam edilecek bir durum yok ortada Hakkın. Tamamdır beyler, gidebilirsiniz, sağ olun. Savcın nerede, dışarıda mı? Hastaneye gitti. Hastaneye mi gitti? Acil bir şey mi var? Bana niye haber? Öyle bir şey söylemedi. Ben çıkıyorum, hastaneye gidiyorum. Sonra haber et, haber et. Eyvallah. Tamam, tamam. Haberdar ederim ben seni bir şey olursa. Teşekkür ederim aradığın için. Sağ ol, görüşürüz, bay bay. Ya çok gözü kara. Her şeyi ben yaparım diyor, cesur. Ama çıktığı yarışta nasıl titriyor, sana göstermedi onu. O bir de kırmızı tulum giymiş, o sıkmış. Sen varsın ya, çaktırmıyor. Panik de var, her şey var. Ama işte, güzel ama cesur. Altay gel. Gel bak şey, bu Gökhan Akgün'ün abisi. Da, Gökhan Şen. Şu meşhur abi sensin yani. Da, ben meşhurum. İyi de Akgün abiyle siz hiç benzemiyorsunuz. Da, benzemiyorum. Ama görüyorum, sen de kardeşine benzemiyorsun. Niye? Çünkü sen daha zekisin. Beni gördün, hemen anladın. Ben Akgün'den daha yakışıklıyım. Tamam hadi. Hemşire şimdi serumu da çıkardı zaten. Yürümen lazım dedi. Gökhan sen müsaitsen biraz yürüyelim mi? Sen iyisin. İyiyim, iyiyim ben. İyiyim. Sen cezalısın Altay. Beni burada yalnız bıraktığın için cezalısın. Hiçbir yere gidemezsin. Burada bekliyorum. İyi canıma minnet. Yardım edeyim mi? Yok, yok tamam. Tamam iyiyim ben ya. Bunu alıyorum. Hırkamı al, evet. Hadi bakalım. Sağ ol Gökhan. Melisa'yı anlatacaksın. Akka. Bay bay.
Canancığım ne olur hemen yangın çıkarma. Sen endişelenme diye söylemedin, tamam mı? Selim, kızımız ölebilirdi. Kaan'ın orada ne olacağı belli değil. Bunu yapanlar dışarıda dolaşıyor şu anda. Tamam Canancığım, biz de böyle oturmuyoruz burada. Kameralara bakıyoruz. Mobeseleri inceliyoruz. Ne gerekiyorsa yapıyoruz, tamam mı? Ne yapmışlar? Arabanın frenlerini boşaltmışlar. Nasıl? Kafanda Akgün'leri hatırlamıyormuşsun. Hala hatırlamıyor musun? Hiç hatırlamıyorum ya Gökhan. Hiçbir şey? Hiç yani. Şöyle sonrası var. Ama öncesi yok kazanma. Öncesi Akgün'ü aradım. Ben yanındaydım Akgün'ün. Tam kazadan hemen önce. Kazanın sesini duydu Akgün. Gerçekten mi ya? Tamam. Bana hiçbir şey demedi Akgün. Yani ne demişim peki arayıp? Onu bilmiyorum ama aradın. Konuştu, hatta kazayı duydu. Duydu, çıldırdı. Hemen çıktık yola. Sen nereye gittin acaba? Her yere bakıyoruz. Baktık, kazayı gördük. Orada arabayı gördük. Araba pert. Nasıl ya? Bana önemli bir şey yok dediler. Sen o arabayı gör. Sen çok şanslısın. Nasıl Gökhan? Bana kimsede bir hasar yok. Herkes iyi. Çok da önemli bir şey değil dediler kazayı. Sen şanslısın. Umarım Kaan da şanslı olur. Nasıl Kaan da şanslı olur? Kaan taburcu olmadı mı hastaneden? Gökhan. Kaan iyi mi? Ben bilmiyorum. Hayır, biliyorsun. Gökhan bir şey söyle Allah aşkına. Bak, o iyi. İyi. Ama uyuyor. Onu nasıl diyorum, kontrolde bakıyorlar. Ama iyi. Beyninde kanama var onun. Nasıl ya? Da. Yağmur. Yavaş, sakin. Bak, bir şey yok. Kaan. O iyi. İyi olacak. Ya hayır ya. Sakin. Bir şey yok. Hayır, benim yüzümden oldu o zaman. Hayır, senin yüzünden. Dur. Hayır, bana bir şey demediler. Senin yüzünden değil, bu bir kaza. Seninle bir alakası yok. Anlıyor musun? Tamam, topla. Tamam, dur. Oh. Kaan. Tamam, benim Kaan'ı görmem lazım. Hayır, göremezsin. Tamam, o... hastanede mi? Çık. Hayır, bak Kaan'ı görmem. Hayır. Gökhan, benim Kaan'ı görmem lazım. Onu uyutuyorlar, onu göremezsin. Hayır. Üzülmeyi öğrenemediler sana. Hayır Yağmur, bak göremezsin. Göremezsin, uyuyor. Ama uyuyor şu an. Canancığım, ben bu adamları bulacağım ya. Bulacağım ve ne gerekiyorsa yapacağım, onların yanına bırakmayacağım. Akgün'ün haberi var mıydı? Vardı, niye? Savcım, emniyette niye beni bırakıp geldin? Acil bir durum mu oldu? Bir şey mi var, önemli bir şey mi var Allah aşkına? Var. Var, arabana sabotaj yapıldığını öğrendim. Ali, ne oldu? Aldınız mı mobeseleri? Alamadım savcım. Bir pürüz çıktı. Ne pürüzü ya? Nasıl pürüz? Sen benim istediğimi söylemedin mi? Pürüz de bu zaten savcım. Görevden el çektirilmişsiniz. Bu yüzden yetkimiz olmadığı için alamadık. Selim, ne oldu? Senin bir suçun yok Yağmurcuğum. Siz arabayla kaza yaptınız. Ben bunu böyle düşünüyorum. Keşke elimde her şeyi geri getirebilecek bir güç olsa. Kaan uyanacak.
Hakan onu birazdan uyandıracak. Ben buna inanıyorum. Sen de inan, tamam mı? Ben niye aldım Kaan'ı arabaya? Ne diyecekti bana, hiç hatırlamıyorum. Yağmur, bilerek mi durmadın? Hatırladım. Ne hatırladın? Hatırladım. Arabaya bindiği anı hatırladım. Ne oldu? Şimdi sana bir şey göstereceğim ben. Bir şey dedi bana. Bana bir şey söyleyecekti ya da telefonla ilgili bir şey dedi. Ne dedi? Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Vallahi sonrasını hatırlamıyorum Kaan. Bence yorma kendini. Bak bu yavaş yavaş hatırlıyorsun işte. Yavaş. İyi misin? Değilim, dur. Tamam, iyiyim, iyiyim. Yağmur. Oluyor arada. Yavrucuğum, sen de daha iyileşiyorsun güzelim. Senin zamana ihtiyacın var. Ayakta durma, gel. Evet. Arkadaşın seni götürsün. Hadi canım. Yok, gel. Yok. Tamam, ben zaten... Seninle dışarı çıkalım. Sen hava al. Hayır. Kaan uyanana kadar burada duracağım. Serap abla, lütfen. Yağmurcuğum, şu an Kaan için hiçbir şey yapamazsın. Hiç boşu boşuna kendine işkence etme. Gel canım. Hah, gel yavrum, gel. Hayır, bırakmayacağım Kaan. Gel. Gel güzelim. Gel, biz seninle bir dışarı çıkıyoruz. Sen şu an Kaan için hiçbir şey yapamazsın. Gel, otur. Kendi kendine işkence etme. Hah, gel. Tamam. Biz buradayız. Gelirsin yine. Tamam. Buradayım ben. Kaan'a haber verin bana, tamam mı? Tamam canım, tamam. Yağmur. Bak. Sen kendini suçluyorsun ama böyle böyle sen kendini yıpratıyorsun. Bu iyi değil. Sen hastasın şu an. Ne haldeydi Kaan, görmedin mi? Okey. Ama hayat bu oldu. Yapacak şu an bir şey yok. Sen kendini suçlama. Belki ne oldu bilmiyorsun, o yüzden suçluyorsun. Yani ne konuştunuz onu hatırlamıyorsun. Hatırlasan belki kendini suçlamayacaksın. Hatırlamıyorum. Aptal kafam ya. Ben nasıl hatırlamıyorum ya? Aptallıkla ilgili yok. Bu normal. Kafan çarptı ama o yavaş yavaş, yavaş yavaş hatırlayacaksın. Bu iş böyle. Bir yöntem olsaydı keşke. Hatırlamak için. Bir şey olsaydı keşke. Yok, niye geldi Kaan benim yanıma? Ne diyecekti bana bilmiyorum ki. Yani düşünüyorum, önemli bir şey olması lazım. Yoksa ben niye koşa koşa gideyim Kaan'ın yanına? Tam kafam ya. Aslında bir teknik var hatırlaman için. Bu benim tekniğim. Sen bilmiyorsun. Ben de unutuyorum. Gerçekten mi? Her şey. Benim kafada biraz problem var. Unutuyorum. Benim kendi tekniğim var. Ne? Ben yazıyorum. Hatırlamak için fotoğraf çekiyorum. Onları bir yanımda taşıyorum. Defterim var. Çünkü onlar bana bir şey hatırlatıyor. Kafayı çakıyor. Ben de gitgide böyle ne unutuyorsam onları hatırlıyorum. Bir şey tetiklemek lazım böyle anda. Mesela şöyle düşün. Senin kafanda ışıklar var. O ışıkların bazıları sönüyor. Ne yapmak lazım? O ışıkları geri yakmak lazım. Bunun için de işte ona bir ateş lazım. Araba gibi düşün. Tetiklemek lazım onu. Anlıyor musun? Yani bu çok basit bir şey olabiliyor. Bir nasıl diyeyim, bir yol, bir ne bileyim duvar, bir ev, ağaç, koku. Ondan sonra hatırlıyorsun. Gitgide hatırlıyorsun. Yavaş yavaş. Ama bunun hemen olması lazım. Yani senin hatırlaman için hemen görmen lazım. Sen ne yapardın peki? Şu an hastanede olmasaydın. Ben şöyle yapıyorum. Yani ben nerede unuttum, ne unutuyorum? Onu bulmaya çalışıyorum. Nerede unuttum? En son ne unuttum? Sen en son ne unuttun? Arabada konuşuyorum. Araba. Kaan'la konuşuyordun. Unuttun.
Yoldaydım. Ben seni kazanın yoluna götürdüm. Ama bu hemen olmalı. O bir süre sonra olursa bilmiyorum nasıl olacak. Hemen olsa güzel olurdu ama sen şu an hastanedesin. E tamam Gökhan. Tamam işte dışarıdayız, hastanede değiliz. Tam senin araban yok mu? Hadi götür beni. Arabam var ama yani seni nasıl götürürüm, sen hastanedesin. Gökhan herkes... hadi. Gerçekten. Sen iyisin, senin yaran var. İyiyim iyiyim. Gerçekten iyiyim Gökhan. Ne yapıyorsun? Dur. Hayır. Bak, Yağmur olmaz. Bak senin yaran var. Biz hastanedeyiz. Bu kural dışı olmaz bu. Sen demedin mi ya bana hemen gitmezsek unutursun diye? Evet ama... Tamam. İyiyim ben. Hadi gidelim. Ama senin burada ailen var. Ben onlardan habersiz bir şey yapamam. Tamam. Sen annene söyleyelim. Annen izin veriyor, okey. Hayır, anneme şimdi söylersek izin vermez. Tamam. Annemi yolda ararız. Ama yani. Hadi Gökhan lütfen. Hadi bak, okey. İyi. İyi, gel. Nerede araba? Araba bu. Tamam. Yarım saat ama. Yarım saat gidiyoruz, geliyoruz. Tamam. Okey. Telefonunu ver, arayayım annemi. Telefonu ne yapıyorsun? Anneme şey yapacağım, yavaş. Haber vereceğim anneme. Savcım ne demek görevden el çektirildim ya? Sana kim el çektirebilir, nasıl yaptırabilir? Bu işin arkasında kim var ben anlamadım. Tamam neyse ne, şu an mesele ben değilim zaten. Tamam o zaman, el mahkum biz giriyoruz burada devreye. Ne gerekiyorsa yapılacak, bizim bildiğimiz yerden yürüyeceğiz. Hiçbir yere yürümeyeceksin, oturacaksın oturduğun yerde ya. Bir de sen hiç çıkarma başıma, bir dur. Mümkün değil öyle bir şey. O görüntüler bulunacak, ortaya çıkarılacak. Yağmur'a kim temas ettiyse o elin sahibi bulunacak, bedeli ödetilecek. İcabına bakılacak, bedeli ödetilecek savcım. Ne yapıyorsun? Başsavcıyı arıyorum. Kameralara ulaşacağız bir şekilde, o görüntüleri alacağız. Hiçbir yere kıpırdamayacaksın, burada bekleyeceksin. Bak benden ya, habersiz hiçbir halt etmeyeceksin, tamam mı? Alo. Sen git, ne yapman gerekiyorsa yap. Doğru mu duydum? Evet, Selim şu durumda neyi ne kadar yapabilir belli değil. Herkes elinden ne geliyorsa, ne yapabiliyorsa onu yapacak. Polis de yapacak, sen de yapacaksın, git. Savcım. Ben savcına bir şey söylemeyeceğim. Ama bir şey öğrenirsen, bir şey duyarsan Selim'e haber vereceksin. Selametle. Alo Soner. Ne renkti bu? Bir şey yok, çıktı. Nereye çıktı ya? Ya çıktı, bir şey yok. Allah Allah. Ali şimdi beni bir dinle. Bu mobese kayıtlarıyla ilgili birkaç saat izin çıkacak. O mobeseler eline geçtiği anda bana haber vereceksin, tamam? Ya tamam, sorgulama işte, bulduk, araya birilerini soktuk. Tamam hadi bekliyorum. Ablan nerede? Koridorda yürüyüş yapıyordu. Nasıl koridorda? Yok koridorda, görmedik. Akgün'ün abisiyleydi ki. Akgün'ün abisi mi? O mu geldi? Evet. Ne oldu? Canan yürü bakalım Allah aşkına. Dur bir dakika, bir dakika. Serap. Serap arıyor. Alo. Canan. Yağmur geldi. Kaan'ı öğrenmiş, çok üzüldü. İlgilen isterseniz. Tamam, tamam. Sağ ol Serap. Yağmur Kaan'ı öğrenmiş. Kaan'ı öğrenmiş? Bu çocuk söyledi. Bu çocuk söyledi işte onu. Tamam ya, sen de bu anlamadan etmedensin. Mesaj geldi bir numaradan. Kaan'ı neden söylemediniz bana anne? Ben ne olduğunu hatırlamak için kaza yerine gidiyorum. Geleceğim bir yarım saate. Gökhan'la birlikteyim, beni merak etmeyin. Bir de diyorsun ki bana neden sinirleniyorsun? Yok haklısın, haklısın artık haklısın. Nereye? Gidiyorum ben, kızımı bulmaya gidiyorum. Anne. Efendim. Ne olacak şimdi? Ne bileyim ben, ne olacak? Altay. Yağmur bilerek mi durmadın? Yok hayır şey durmadı, araba durmadı. Ne oldu söyle kan. Sen iyi misin? Kan şuradan telefonumu alsana, Akgün'ü ara hadi. Hadi çabuk. Tamam dur, şifren aynı mı? Aynı aynı, hadi kan ara. Ne söyleyecektin bana kan? Ne anlatacaktın oraya? Hı?
Anam diyorsun. Ya bir şeyleri hatırlıyorum. Kaan geldi bana telefonla bir şey gösterecekti. Bir şey hatırlıyorum. Telefonla? Ne gösteriyordu? İşte bilmiyorum. Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Ama telefonda gösteriyordu diyorsun. Küçük küçük hatırlıyorsun. Ne gösteriyordu? Bir düşün. Yola bak. Bu yolu hatırlıyor musun? Hı? Bu yoldan geçtin. Akgün, beni çok iyi dinle şimdi, tamam mı? Yağmur. Ne oluyor? Kaan durmuyor, araba var önümde. Yağmur, yavaşla, yağmur, yavaşla. Yağmur, yağmur dur. Yağmur, Kaan. Yağmur. Var mı? Hatırlıyor musun? Evet. Evet, evet Kekan. Arabanın freni tutmadı. Orayı hatırladım. Arabanın freni tutmuyordu. Başka? Selamünaleyküm. Hoş geldin Akgün Gökalp. Eyvallah. Senden ufak bir ricamız olacak. Alacak verecek bitti bizim. Alacak verecek değil. Şimdi dün bizim yarıştığımız mekanın bütün kamera kayıtlarını istiyorum senden. Ne kaydı? Kamera kaydı. Ya bu pistte mobese yokmuş. Tamam mı? Güvenlik kayıtlarının izi de sizinkine tabiymiş. Bize öyle söylediler. Kayıtlar bize ait. Tamam doğru işte. Doğru söylemişler. Tamam. Şimdi sen o kayıtları bize aç göster. Biz izleyelim sonra gidelim, tamam mı? Sen bana emir mi veriyorsun? Tamam. Emir veriyor. Sana emir veriyor. Bak da hiç o aksiyonlara girmeyelim şimdi. Çok başka bir yerdeyiz biz şu an. Komplo kuruldu bize. Başımıza büyük vukuat açıldı. Dün ben yarışın olduğu mekanda kendi arabamı park ettikten sonra yüksek ihtimal benim arabamın fren hidrolikleri kesildi. Tamam mı? Boşaltıldı. O da benim kanımdan, canımdan, kendimden daha çok sevdiğim bir insan evladına zarar verdi. Ama hedef bendim. Şimdi eğer sen diyorsan ki size kurulan komplonun yanına bizim ismimizi de yazın, yazarız. Sonrasında da olacak olanlardan sen mesul olursun, sen sorumlu olursun. O yüzden eğer senin ismini yanına yazmamızı istemiyorsan hemen o kayıtları bize getir Allah aşkına. Bizim tansiyonumuz çok yüksek. Haydi. Benim o işle bir bağlantım yok. Tamam işte. O zaman hadi git getir şu kamera kayıtlarını bize. Allah aşkına ya. Hadi dayıcığım hadi lütfen ya. Buyurun. Da. Bak. Buradan böyle geliyorsun. Durmuyorsun. Böyle gidiyorsun. Hatırlıyor musun? Yağmur dur. Yağmur da başla. Yağmur. Yağmur. Çok kötüydü. Tekrar yaşıyor gibiyim. Ben ne yaşadım ya? Öyle. Sonra hatırlamak. Biliyorum. Acı veriyor. Ama böyle. Böyle görünce hatırlıyorsun. Hiç iyi hissetmiyorum. Geçecek. Güven bana. Geçecek. İyi misin? Kaç gibi geldin sen üstüne? 10 gibi filan. Al biraz ilerim. Al al. Ne yapalım, aksın mı? Aksın. Devam et. Dur. 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 Senin araban. Tamam geç buraları biraz daha. Hızlı geç.
Kim lan bu? Bilmiyorum, göreceğiz şimdi. Dur, dur, dur. Bırak. Bu adam Fatih abinin ofisinde Fatih abiyi dövdü. Ben o zaman bu adamın kim olduğunu bilmiyordum ki. Bir şey hatırlıyor musun? Yok. Yok yani. Hiç çok şey hatırlayamıyorum. İyi hissetmiyorum kendim ya, Gökhan. Şey, annemleri de zaten senin telefonundan aradık. Şimdi merak ederler. Başım da... Başım ağrıyor ya. Bağırırsan her şey çok daha kötü olur. Anlıyor musun? Can, her şeyi duydun. Her şeyi duydun. Üzgünüm. Kimseye söyleme. Yemin ediyorum bak, kimseye söylemeyeceğim. Özür diliyorum. Boran Bey, Boran Bey! Sen nasıl bir insansın be? Nasıl bir insansın sen? Deli gibi bağırıp çağırma. Nasıl bir baba oğluna böyle bir şey, kendi öz oğluna böyle bir şey yapabilir ya? Beni baba olarak kabul etmiyordun. Şimdi ne oldu? Birdenbire oğlum mu oldu? Bak Selim çok iyi bir adam. Çok da iyi bir insan ve sen bu yaptıklarının cezasını çekeceksin. Hiçbiri cezasız kalmayacak. Hepsinin bedelini ödeyeceksin. Ne dediğini anlamıyorum. Bunlara inanacak kadar aptalsan benim suçum ne? Bırakın. Alın şunu. Bırakın beni. Ne yapıyorsunuz? Siz sahipsiz. Kaldınız. Bacağı çekin. Sen ne yapıyorsun ya? Metin! Metin! İyi misin? İyi misin? Evet. Evet. Ne yaptın ya? Ben ya. Ver suyu, ver suyu, ver. Tamam dur. Ver suyu, ver suyu. Dur, tamam dur. Ay! Ay, ay, ay. Al, tamam. Ver şunu, ver, ver. Ay. Ay, sen nereden çıktın ya? Nereden çıktın sen? Dün sen öyle konuşunca benim de içime bir kurt düştü. Öyle peşine takıldım. Tekneye geldim, baktım geliyorsun. Buraya kadar geldim ben de. İyi misin? Ha? Ne? Deli misin lan sen? Ha? Şunu bir merkezini nereden buldun? Ha? Bana ne sıkıyorsun? Adamlara sıkacaksın, adamlara. Bilmiyorum. Eliflere de sıktın mı bari? Ah gözüm yanıyor. Ah. Al şunu. Hadi, hadi, hadi. Aç, lan şunu. Açmıyor. Açmıyorsa ver silahını ver. Saçmalama lan, manyak mısın? Ne yapıyorsun oğlum? İn aşağı oğlum, in. Ne yapıyorsun? Bir in aşağı.
Hey 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 Akgün! Akgün hayat! O herif benim sevdiğim kızın canına kastetti lan. Tamam Akgün, sana, abi, sana bana bak. Izin ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? O benim abim mi lan? Ne yapıyorsun lan bahsediyorsun? Kalk abim değil lan o benim. Oğlum bu senin işin değil. Tamam. İşim lan bu benim. Sevdiklerimi koruyamayacaksan ben niye yaşıyorum lan bu hayatta? Ben sevdiklerimi düşüneceksin. Düşüneceksin tamam mı? Ben düşünüyorum lan ben sevdiklerimi. Ne anlattım sana ben? Hayalinden bahsettin. Hayalinden bahsettin. Yağmur dedin. İki tane kızım mı olacak dedin. Kızlar anne diye değil baba diye ağlayacak dedin. Hatırladın mı? Kızlarım baba diye bağıracak, anne diye bağırmayacak. Yağmur dedi. Adamın elinde lan. Yağmur dedin yine de bedeli ödetilecek lan. Bedeli ödetilecek Soner. Bedeli ödetilecek. Hakkın. Kılın beni. Kusura bakma kardeşim, affet beni. Ne yapıyorsun lan? Affet, beni biliyorsun sen, affet. Akgün! Gökhan! Gökhan! Nerede lan Gökhan? Bilmiyorum abi. Nerede lan Gökhan? Bilmiyorum abi. Burada değil vallahi. Geç otur şöyle. Otur 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 otur. Al kağıdı kalem eline şimdi. Ver telefonunu. Al abi. Şimdi gitme ihtimalimin olduğu bütün adresleri tek tek okunur bir şekilde oraya yaz. Tamam. Efendim savcım. Alo. Oğlum niye açmıyorsun telefonu? Arıyorum ya deminden beri. Savcım duymadım, kusura bakma. Abin nerede? Ona bakmaya geldim şimdi tamirhaneye ama burada yok. Soner mi söyledi sana? Oğlum ben sana bir şey yapmayacaksın demedim mi? Ya niye dinlemiyorsun benim lafımı ya? Savcım dayanamadım savcım. Dayanamadım ne demek lan? Soner ne diyor? Ne konuşuyorsun Soner'le? Ne oluyor? Savcım şimdi sana söyleyeceklerimi iyi dinle. Suçu işleyen yani... Yağmur'un canına kasteden Gökhan'mış. Gökhan mı? Gökhan mı? Ne anlatıyorsun oğlum sen? Sen ne anlatıyorsun? Gökhan savcım. Ama sen merak etme, ben cehennemin deliğine girse bulacağım onu. Dur bir dakika dur. Alo ne oluyor, dur bir saniye savcım, bekle, ne oluyor? Alo savcım. Savcım sesin gelmiyor. Alo. Burada kimse yok şu anda. Gitmişler. Savcım sesin gelmiyor. Ne oluyor? Yok burada kimse şu anda. Gitmişler. Çocuk kızımı yanında götürmüş. Benim kızım şu anda Gökhan'ın elinde. Duydun mu beni? Yağmur şu anda Gökhan'ın elinde. Ne? 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 Arkadaşlar, şahsın adı Gökhan Şen. Bu aşağılık herif sırf kimliği ifşa olmasın diye benim kızımı kaçırdı. Şimdi sizden ne pahasına olursa olsun benim kızımı bulmanızı istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Gerekiyorsa bütün İzmir bölgeyi buraya yığacaksınız. Bir savcı olarak size şu anda emir veremem. Bunu bir baba olarak sizden rica ediyorum. Savcım ne diyorsa yapalım. Kızımı ne pahasına olursa olsun bana. Onu geri getirin. Arkadaşlar bütün ekipleri bildirin. Aracın plakasını ve Gökhan Şen'in eşkalini herkese dağıtın. İzmir Merkez de bize destek olacak. Önceliğimiz savcım Selim Kara'nın kızıdır. Göreyim sizi. Emredersiniz savcım. Bulacağız kızınızı. Teşekkür ederim. Sağ ol. Her şeyi yapacağız savcım. İnşallah en kısa sürede de bulacağız. Moralimizi yüksek tutalım. Tamam Ali, sağ ol. Savcım, biz de beklemeyelim, çıkalım Allah aşkına. Böyle elimiz kolumuz tutulmuş gibi durmayalım burada. Allah aşkına biz de arayalım, bir şeyler yapalım ne olur. Sen nereye gideceksin ya?
Nereye gideceksin? Savcım, gitme ihtimalinin olduğu bütün adresler bizde. Kayıtlı hepsi burada, cebimde. Aha, burada. Ben gideyim buralara bakayım. Allah aşkına sal beni, gideyim bakayım ne olur. O adreslerin hepsine tek tek polis bakıyor zaten şu anda. Operasyon düzenliyorlar. Ne anlatıyorsun? Yağmur adam aldı elinde resmen. Kim bilir ne yapıyor şimdi, ne halde Yağmur ya? Kafa yiyecek gibi oluyorum ya. Böyle oturduğumuz yerden hiçbir şey yapamayız savcım. Böyle oturduğumuz yerden hiçbir şey yapamayız. Oturacağız demedik oğlum, oturacağız demedik. Bir dur, bir sakin ol ya. Zaten duramıyorum yerimde. Bir dur. Düşüneceğim biraz, biraz düşünmem lazım. Ne istiyor bu manyak Yağmur'da? Kaan'la Yağmur'un neden aynı arabada olduğunu anladı. Yüzünü gördüğü kişi Kaan'ın Gökhan. Kaan da bunu Yağmur'a söyledi. Yağmur er ya da geç bunu hatırlayacaktı. Hatırlamasını hızlandırmak için Yağmur'u Gökhan olay mahalline götürdü. Hatırladığını anladığında da kaçırdı kızı. Namussuz. 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 Abim diye inandım ya. Abim diye inandım ya ben bu adama. Bu kadar çabuk bırakmamalıydım kendimi. Hepsi benim suçum. Hepsi benim hatam. Hepsi benim suçum bunların. Tamam, bırak kendini suçlama artık ya. Seninle alakası yok. Gökhan aptal değil. Bence zaten kaçacaktı o. Kaçacak ama kaçana kadar elinde Yağmur'u tutmak istiyor. Eğer istediği başka bir şey yoksa tabii. Bilmiyoruz onu. Var mı öyle bir bildiğin bir şey? Dışarı çıkacağım. Nereye gidiyorsun? Hava alacağım. Bak ortadan kaybolma. Bak ortadan kaybolursan yemin olsun Gökhan'ın peşini bırakır seni yakana yapışır. Haberin olsun. Çıktım. Çık. Hepsi benim hatam, hepsi. Hepsi benim suçum, onların hepsi. Bunların... Bu olanların... Hepsi benim suçum. Alo, Bradmoy. Namussuz! Lan seni öldüreceğim lan! Seni lime lime etmeyen Akgün Akgün değil lan! Ne yaptın o kıza? Sakin oluyorsun. Önce beni bir dinliyorsun. Yağmur burada, yanımda. Ama sen delirmiyorsun. Lan bana bak, ne istedin o kızdan? O kızı bırak, beni al. Senin derdin benimle, beni al. Kafama mı sıkacaksın, ne yapacaksan yap. Ama o kızı bırak, o olmaz. O olmaz Yağmur, olmaz. Bak seninle konuşacağız diyorum. Sen benim telefonu kapatmamı mı istiyorsun? Ne istiyorsun lan? Şimdi. Bak, ben de bu olanlar için üzgünüm. Böyle olsun istemiyordum. İnan bana, ben de böyle olsun istemiyordum ama oldu. Şu an yapacak bir şey yok. Olan oldu kardeşim. Bana sakın kardeşim deme. Eğer o kızın kılına zarar gelsin, seni etini, kemiğini, iliğini ayırıp diri diri gömmeyen Akgün de Akgün değil lan! Duydun mu lan beni? Bak, biz seninle böyle anlaşamıyoruz. Bunlar çok yanlış. Bunlar çok yanlış. Böyle konuşma. Bak, şöyle yapıyoruz. Sevgiline merhaba de. Akgün. Yağmur. Hiç merak etme. Hiç merak etme. Hiçbir şey yapmayacaksın. Hiçbir şey yapamayacaksın. Kurtulacaksın. Tamam, her şey yoluna girecek, merak etme, ne olur. İyi kal, sakin kal. Bak ne iyiyim ben, merak etme beni. Duydun mu? Hı? Yağmur iyi. Anlıyor musun? Benim Yağmur'la bir işim yok. Sen beni anlıyor musun? Ona bir şey olmayacak. Ama bu biraz sana bağlı. Ne istiyorsun lan? Ben ne istiyorum? Sen çok iyi biliyorsun. Babam. Anlaşma çok basit Akgün Gökalp. Sen bana babanı veriyorsun. Ben de sana Yağmur'u veriyorum. Selim, ne yapacağız? Bir şey gelmiyor mu aklına? Ali Sadi kesin biliyordur nerede olduğunu. Ali Sadi kesin biliyordur da, Ali Sadi ile Fatih. Ne?
Fatih'le konuşacağız. Fatih Ali Sadi'den öğrenecek nerede olduğunu. Ama işte benim resmi olarak anlaşmadım henüz Fatih'le. Şu anda da anlaşacak yetkim yok. O yüzden Fatih yardımcı olmayabilir ama Fatih'le konuşmamız lazım. Hani bir yardımcı olmasın? Bir olmasın, boğarım ben onu. Lan ben babamı sana nasıl getireyim? Ben babamı sana nasıl getireyim? Babamı gizliyorlar. Sürekli yerini değiştiriyorlar. Saklıyorlar. Nasıl getireyim? Babamla görüşüyorum dedim. O seni yemlemek içindi lan, namussuz. Telefonla konuşuyorum dedim. Sen babanla nasıl görüşeceğini biliyorsun Hakkın. Beni kandırmaya çalışma. Ne yapacaksın lan babama? Ne yapacağım babana? Babana ne yapacağım? Hakkın, bence bu yanlış soru. Sana güzel soru veriyorum. Babamı sana vermezsem Yağmur'a ne yapacaksın? Soru bu. Sen bunu düşün. Ama bu sorunun cevabını istiyorsan ben sana şimdi vermeyeyim. Yağmur yanında. Sen beni anlıyor musun? Akşama kadar sana süre veriyorum. Sen bir düşün. Ben seni akşam arıyorum. Babanı nereye getireceksin onu sana söylüyorum. Anlıyor musun? Polise gidersen ya da o çok sevgili savcı abine haber verirsen uzatmayayım, her şey çok kötü olur. Ben maalesef ciddiyim Hakkın. Beni dikkate al, iyi düşün. Selametle. Paka bratmoy. İyi miyim savcı? Nasıl iyiyim? Bak bakayım bana. Tamam, kendini suçlamaktan vazgeç artık ya. Bırak, seninle alakası yok. Sen şimdi eve git. Bir şey olursa, bir haber çıkarsa ben seni arayacağım. Tamam? Tamam savcı. Hadi Selim, hadi. Yapma işte. Çok hareket yapıyorsun. Hareket yapıyorsun, kanıyor. Dur. Dur, bırak. Bu hareketi yapınca buran kanıyor. Çok düşünüyormuş gibi. Bana nasihat verme. Düşünüyorum. Sen zarar olmasını istemiyorum sana. Anlıyor musun? Bırak o zaman. Bırak gideyim. Nasıl bırakıyorum? Sen akıllı kızsın. Nasıl bırakıyorum seni? Nasıl yapıyorsun bunu? Gökhan. Sana kardeşim dedi, bağrına bastı. Nasıl yapabiliyorsun bunu? Hakkın. İyi çocuk. Ama zaten benim onunla bir derdim yok. Benim derdim babasıyla. Selçuk Taşkın'la. Anlıyor musun? Babasına zarar verirsen Akgün'e de zarar vermiş olacaksın Gökhan. Hayır, yani bunca şeyden sonra bu dediklerin hiçbir anlamı yok. Akgün'e zarar mı veriyorum? Evet. Okey. Üzülürse sen sevgilisisin. Sonra ona teselli edersin. Ne yapacaksın babasına? Öldürecek misin? Neden? Niye Gökhan? Sebebim var. Sebebin var. Ya şu çocukluğu kötü geçen bir tek sen değilsin. Herkesin çocukluğu kötü geçiyor. Bak Akgün'e. Akgün'ün de çocukluğu kötü geçmiş. Aynı adam, Selçuk Taşkın. Ama Akgün yılmadı. Uğraşıyor. Vazgeçmedi. Akgün'ün de çocukluğu kötü mü geçti? Onun bir çocukluğu oldu. Benim çocukluğum da olmadı. Sen ne biliyorsun ben ne yaşadım? Ne biliyorsun? Onun babası benim her şeyimi aldı. Çocukluğumu aldı. Hayallerimi aldı. Hafızamı aldı. Sağlığımı aldı. En sevdiğimi bile aldı. Sen ne biliyorsun, konuşuyorsun? En sevdiğin kim? Kim?
Söyle Gökhan. Tamam yeter. Çok konuşuyorsun. Hiçbir şey bilmiyorsun ama çok konuşuyorsun. Her şeye yorum yapıyorsun. Su veriyorum. Konuşmuyorsun, sormuyorsun. Gökhan Şen, Ali Sadi Bey'in selamı var. Yağmur'un hayatı tehlikede Fatih. Eğer şimdi senin tereddütün varsa bile olmasın. Bak sana garanti ediyorum biz bu anlaşmayı yapacağız. Ama önce bize yardımcı olman lazım. Siz beni ne sanıyorsunuz ya? Cani filan mıyım ben? Tabii ki yaparım. Ayrıca anlaşma için değil, Yağmur için yaparım. Ne yapacağız onu söyleyeyim ben. Ali Sadi'yi aramanı istiyorum senden. Yağmur'un yerini öğrenebiliyorsan, Yağmur'un yerini öğren. Öğrenemiyorsan da herhangi başka bir bilgi. Yani işimize yarayabilecek, bununla bağlantılı herhangi bir şey. Ne olursa yani. Yani arayalım Ali Sadi. Ama telefonunu açmayabilir. Açsa da çok bir şey beklemeyin yani, tamam? Tamam, yani denemiş oluruz. Evet. Halil Sadi Bey, merhabalar. Kusura bakmayın, rahatsız ettim. Ne istiyorsun? Halil Bey, bütün Çeşme Savcı Selim'in kızının kaçırılmasıyla ilgili çalkalanıyor. Bugün bana da geldi, sıkıştırdı beni. Bir şey söylemedim ama belli ki çok zor durumda kalmış yani, çok öfkeliydi. Selim Savcı görevde değil şu an. Seni nasıl sıkıştırıyor? Evet efendim, ben de ona söyledim zaten. Senin bana soru sormaya yetkin yok dedim ama yetkiyi pek sallayacağı yok. Dahil olacak gibi işe. O yüzden sizi aradım yani. Eğer bu konuda bilmem gereken bir şey varsa, hani belki yardımım dokunur. Emniyete giderim, size bilgi aktarırım. Benim bu işin içinde olduğumu nereden çıkartıyorsun? Savcı Selim'in kızı kaçırıldı denince... Selim savcının kızı umurumda değil. Sen de umursama. İyileşmene bak avukat. Yutma değil mi? Ben daha fazla zorlayamadım şüphelenir diye. Tamam yani elinden geleni yaptı sonuçta. Fatih abi. Sağ ol. Kaan'ın doktorları geldi, uyandırdılar abiciğim. Nasıl durumu? İyi gibi vallahi, kendine geliyor. Benim Serap'ın yanında olmam lazım. Tamam, geçmiş olsun dileklerimizi ilet. Hadi. Ne yapacağız? Ben şimdi seni eve götüreceğim. Sonra da annenin yanına gideceğim. Bütün ekibi teyakkuz haline tutacağım. Yok. Yok, ben evde falan kalamam. Ben de geleceğim. Canım. Geleceğim. Yağmur'u bulacağız. Söz veriyorum. Hadi gidelim. Alo, savcı.
Akgün'e ulaşamıyorum. Muhtemelen Gökhan'ın peşinde. Biliyorum, kızım Gökhan'ın elinde. Ne? Benim yapabileceğim bir şey var mı? Bak sakın, bir de siz bulaşmayın. Duydun mu beni? Ben Akgün'e ulaşacağım. Alo. Bize verilen talimat Selçuk Taşkın'ı alıp gitmek. Alamıyorsak da orada bitirmek. Ben öyle anlaşmadım. Selçuk Taşkın'ı ben götürüp vereceğim. Kendim götürüp vereceğim. Anlıyor musun? Akgün Gökalp Taşkın savcıya anlatmış olabilir. Riske atamayız. O benim kardeşim. Siz benim kardeşimi tanımıyorsunuz. O kız. Ona zarar gelsin istemiyor. Benim dediğim yerde, benim dediğim saatte babasını getirecek. Bitti. Siz de benim dediğim yerde duracaksınız. Siz karışmıyorsunuz. Siz ben ne diyorum onu yapıyorsunuz. Arkamda duruyorsunuz, bekliyorsunuz. Baba arabada konuşalım ya. Buraya gelmenin sebebi pek bir hayır değil galiba. Yok Ayşen. Hayırdır, abi demiyorsun artık. Haklıymışsın baba. Söylediklerinde sonuna kadar haklıymışsın. Bu çocuğun mayası bozuk diye tarif etmiştin bana. Öyleymiş. Başından beri Halil Sadi ile arkamdan tezgah kurmuşlar. Onunla berabermiş yani. Beni yemeye kalktı. Yağmur'un senin arabanla kazası. Amir anlattı. Her şeyden haberdarım. Ortalıkta mı hala o? Ortalığın karışacağını anlayınca pılısını pırtısını topladı uzadı. Sorun da burada zaten baba, giderken Yağmur'u kaçırdı. Ne diyorsun lan sen? Durun bu baba. Ben isterdim ki savcı gitsin. Böyle resmi yollarla. Hani bir şekilde Yağmur'un da kılına zarar gelmeden hani çekip alsın kızını. Savcının da bilmediği şeyler var. Buraya yalnız geldiğinden belli. Baba. Karşılığında benden başka bir şey talep etti. Baba. Beni istiyor değil mi? Baba. Geçmişin bedeli. Boşu boşuna Halil Sadi ile iş ortaklığı yapmamış. Baba Allah aşkına bana bir yol göster, bana bir akıl ver. Ben o yüzden geldim buraya Allah aşkına. Bilmiyorum ne yapacağım ben. Sıfır. Çaresizim baba. Bana bak. Ben her akşam, akşam ezanından sonra bu kulübeye yürüyorum umutla. Benim tek oğlum bu gece arar mı? Yarın gece arar mı diye. Ama şimdi benim canımın içi yanıma oturmuş. Benden yardım istiyor. Bir baba daha ne ister ha? Ne ister? Bana bak. Benim her nefes alıp verişim senin o güzel ömrüne katılsın. Evet, ha? Öyle ya. Tamam. Deme böyle. Tamam, en iyisini yaptın bana gelmekle.
Ne yapacağız? Şimdi şöyle yapacağız. Seninle birlikte baba oğul gideceğiz. O kızımızı alıp çıkacağız oradan. Yok öyle bir dünya. Yok öyle bir dünya. Sen gelmiyorsun. Ben tek gideceğim. Sen bana ne yapacağımı söyle. Hayır. Gerisini ben hallederim baba. Hayır. Hayır. Baba. Hayır bak ortada Halil Sadi var. O herif orada yalnız değildir. Tedbir almak zorundayız. Ya tamam. Kendi ağzınla söylüyorsun işte. Yalnız değildir diyorsun. Halil Sadi müritlerini vermiştir yanına demeye getiriyorsun. Yapma Allah aşkına. Girersek sağ çıkamayız oradan. Yapma. Ben tek gideyim işte. Dikkat çekme. Bana ne yapacağımı söyle sadece. Akıl ver. Çalışmıyor. Yok, durdu benim aklım, yok. Bana bak. Ben bütün bu acıları... Sen katil ol diye mi yapıyorum ha? Katil ol diye mi çekiyorum bütün bu acıları ben? Gördüğüm ilk yerde basacağım onun kafasına. Hayır diyorum sana. Emaneti bir tane insanoğluna çevirip de tedik düşürmeyeceksin. İlk gördüğüm yerde basacağım Hayır. baba kafasına. Bak, oğlum... Baba ben... Yağmur'un canına kastım. Ben sana... Silah doğrultmayacağız demedim. Burada günah fazla olan birisi var. Yağmur benim de kızım. Benim evlatlarıma. Acı çektiren acı çekecek. Hesabı sorulacak onlardan. Hadi. O şimdi haber ver. Haber ver. İstediği yere, istediği şekilde geliyoruz. Haber ver hemen. Halil Sadi'nin adamlarıydı değil mi onlar? Sen başta onları istemedin ama sonra işler senin planladığın gibi gitmedi, değil mi? Çok soruyorsun. Gökhan seni kullanıyorlar ya, farkında değil misin? Belki de Selçuk Taşkın'ı aldıktan sonra seni de öldürecekler. Sen bunları görmüyor musun? Bu kadar almıyor mu senin kafan? Bak, hiçbir şey bilmiyorsun ama her şeye fikir veriyorsun. Bilmiyorsun, çok konuşma. Konuşuyorsan ağzını bağlayacağım. Benim kafam bu kadar sese alışık değil. Hakkın sana nasıl dayanıyor anlamıyorum. Sevdin değil mi Hakkın? Hoşuna gitti değil mi kardeşini bulmak? Tamam. Başta her şey planlı programlıydı. Ama sonra sevdin. Kabul et Gökhan. Hadi kabul et. Bak. Ben Akgün değilim. Onunla aynı kandınız ama ben ona benzemiyorum. Bunu bil. Sen beni çözdüğünü zannediyorsun ama yanılıyorsun. Babana duyduğun nefret yüzünden yapıyorsun değil mi bunları Gökhan? Bak ne yaşadın, ne kadar haklısın bilmiyorum. Bilmeden söylüyorum bunları ama haklısındır Gökhan. Çocuklar çocukluk öfkelerinde haklıdırlar çünkü. Hala geç değil, bak gidebilirsin. Tamam Akgün'ün seni affetmesi, kabul etmesi zaman alacaktır. Ama seni anlayacaktır. Neyi anlıyor? Ben onun arabasını bozdum. Öldürmek istedim. Sevgilisini ölüme yolladım. O da beni anlıyor mu? Anlayacak öyle mi? Artık çok geç. Ben bak düşünmüşsün işte. Bir ihtimal de olsa planlamışsın bunu kafanda. Her şey oldu bitti. Artık geri dönüş yok. Olan oldu. Sen de yeter. Çok konuşuyorsun. Yoksa ağzını bağlıyorum. Anlıyor musun? Anlıyorum. Ne olacak peki Gökhan? Öldürecek misin babasını? Hı? Sonra ne olacak? Böyle silebilecek misin çocukluk acılarını, öfkelerini? Halledebiliyor musun? Aldın getirdin beni buraya. Bağladın ayağımı da. Öz kardeşinin babasını öldüreceksin. Sen yaşayabilecek misin ya bu vicdanla? Hayatın boyunca kaçarak yaşamak isteyecek misin? Yapma bunu Gökhan. Tamam bak, birçok hata yapmış olabilirsin. Bu hatalarından geri dönmek zor da olabilir. Ama geri dönmeye çalışmak da bir şey. Bak daha uzun bir ömrün var ya önünde. Ne yapacaksın? Bütün hayatını vicdan azabı çekerek, saklanarak geçirmektense
öz kardeşine kendini affettirerek de harcayabilirsin. Bu senin tercihin. Bu zaman senin. Hangi zamanı mı? Benim bir zamanım yok. Hiçbir şeye. Ben kaçacağım. Sana pişman olacağım. Vicdan azabı yapacağım. Kendime affettirmek isteyeceğim. Benim böyle bir şeye zamanım yok. Ne demek o? Sus demek Yağmur. Ya ağzını bağlıyorum ya da uyuyorsun. Akgün nasıl getirecek babasını sana? Ağzını bağlıyorum. De. İstediğin yerde, istediğin saatte orada olacağız. Babam ve ben. Görüyor musun? Hakkın değişik çocuk. Neredeyse seviyordum. Ne yaptı, okudu mu? Ha? Tamam artık, tamam, tamam, tamam artık. Tamam, üzülme, tamam mı? Sen Selçuk Taşkın'ın oğlusun. Ben her şeyi halledeceğim. Halledeceğim ben, tamam mı? Hiç içmesin mi ya baba? Hayır. Her şeyi halledeceğim. Bir planım var. Sen şimdi arabada kal. Hiçbir yere kıpırdama, ben geleceğim. Baba. Bekle. Burada bekle. Selçuk Bey, neredesin sen? Ya kusura bakma amirim, yani hava çok güzeldi. Yürüdüm ya, fark etmedim zamanı. Kusura bakma. Ha? Abi, su istimal etme, sana gösterdim işte Lorenzo'yu. Tamam, eyvallah. Ya Yılmaz amirim, şu banyodaki çeşme vardı ya, hani halledecektin. Biraz terlemişim de bir banyo yapıp yatıp uyumak istiyorum da. Gel, olur. Bakalım hadi. Hadi gel. Banyo musluğu muydu dedin? Ha, banyo musluğu. Şu içerideki. Ne yapıyorsun Selçuk Taşkın? Yapma sakın bunu. Bak kusura bakma abim. Bak yakarsın kendini. Yılmaz abim. Bu aile meselesi. Tamam mı? Ya benim birkaç saate ihtiyacım var. Aç şu kapıyı. Selçuk yapma. Yılmaz amirim, eğer geri dönersen ben senin gönlünü almasını bilirim. Ha olur da geri dönemezsem eşine hürmetler. Kızını da öp benim için ha. Hadi. Hakkını helal et. Selçuk Taşkın Yılmaz amiri etkisiz hale getirip kaçmış savcım. Silahını da almış. Nasıl silahını almış? Ne oluyor ya? Ne diyorsun hani? Ailevi mesele gibi bir şeyler söylemiş savcım. Ailevi mi? Ya. Of. Akgün gitti. Akgün aldı. Babasını almaya gitti. Selim ne oluyor? Akgün babasını almaya gitti. İnanamıyorum ya. Aklım almıyor ya. Çünkü bu Gökhan denen çocuk Selçuk Taşkın'ı istedi Akgün'den. Yağmur'u kaçırdı, irtibat kurdu Akgün'le. Babanı getir dedi, polisi savcıyı karıştırma dedi. Bu da gitti aldı babasını, Yağmur'u kurtarmaya gidiyorlar. Ali, bütün ekiplere haber ver. Akgün'ün telefonunun sinyalini takip etsinler, tamam mı? Tamam savcım.
41.33'ten merkeze, 41.33'ten merkeze. Akgün Gökalp Taşkın'ın telefon silyalini bulup bize bildirin. Tekrar ediyorum, Akgün Gökalp Taşkın'ın telefon silyali, acil. Savcı çok erken öğrendi. Baba konuşmayacak mıyız savcıyla? Konuşacak bir şey yok. Bu şarkıyı da çok severim. Bilirim. Baba, yol boyu sordum. Tek bir kelime cevap vermeden hep aynı şeyleri söyleyip duruyorsun. Kafandaki eylem planından bana bahsedecek misin artık? Ne yapacağız? Bak, sen geride duracaksın. Her şeyi ben halledeceğim. Konuşmayı, takası, Yağmur kızımızı alacağız sağ salim, çıkacağız. Sen? Sen ne olacaksın? Allah'ın izniyle ben de sağ salim çıkarım oradan. Hep aynı cevap veriyorsun bana. Bana hep aynı cevap veriyorsun baba. Sürekli döndürüp duruyorsun aynı cümleyi ama nasılını söylemiyorsun bana baba. Sür şu arabayı. Sen kafandaki planları anlatıp beni ikna edene kadar ben şuradan tek bir santim kımıldamıyorum baba. Biz hep beraber oradan nasıl sağ çıkacağız? Yok değil mi baba? Bir plan yok. Yıllarca planlarla hüküm süren Selçuk Taşkın şu an plansız. Çalıştır şu arabayı. Çalıştırmıyorum o arabayı. Sen beni ikna etmeden hiçbir şey yapmam. O adama teslim etmem seni. Ulan serseri. O güzel kız bizden sebep şu anda tehlike altında. Sen şimdi oturmuşsun burada. Günahkar babanın sonunun ne olacağını hesap etmeye çalışıyorsun. Oraya gideceğiz. O kızı kurtaracağız. Sen güvenceye alacaksın. Gerisi benim tasarrufum. Gözümün önünde eceline yürüyorsun. Olmaz. Benim kafam karıştı. Bin şu arabaya. Savcıya diyeceğim. Sakin kal. Allah aşkına sakin kal. Hah, Akgün. Savcım, ben bir açmaza düştüm. Bak, düşündüğün şeyi sakın yapma Akgün. Duyuyor musun beni? Yağmur'a karşılık babamı istiyor. Başka da bir yolu yok savcım. Bak Akgün, ben her şeyi biliyorum. Babanı asla teslim etmeyeceksin oraya. Babanın gitmesine izin vermeyeceksin Akgün. Nasıl yapacağım? İkna edemiyorum ki. Gideceğim ben diyor. Kızımı alacağım diyor. Savcım, Allah aşkına ne yapacağım ben? Bana bir akıl ver. Akgün, öncelikle şunu konuşacağız. Sen bana yerini söyleyeceksin. Ben oraya polis yığacağım. Anlatabiliyor muyum? Bu polisin işi. Karışmayacaksın. Yok. Polisi karıştıramayız bu işin içine. Polisi eğer karıştırırsan dedi, Yağmur'a ciddi zarar veririm dedi. Canını yakarım dedi. Oğlum bak, beni dinle. Sen babanla oraya gittiğin zaman ne olacak sanıyorsun? Nereden biliyorsun babanı öldürmeyeceğini? Duyuyor musun beni? Selim, ver şunu. Kafayı yiyeceğim. Alo. Ya. Akgün, Canan ben. Canan Hanım. Bak, böyle bir şey yapmayacaksın Akgün. Nasıl yapma Canan Hanım? Elini kolunu bağlayıp oturmak ölüm. Hayır, babanı teslim etmen şu an Yağmur'u geri getirmeyebilir. Selim haklı. Canan Hanım, bir tarafta babam, bir tarafta Yağmur. Bu nasıl bir denklem? Babam gidip kendini feda edecek orada. Kimse kendini feda etmeyecek. Bak, Yağmur benim kızım. Ben doğurdum onu. Hiç kimsenin Yağmur'un üzerinde benim kadar söz hakkı yok. Teslim etmeyeceksin babanı. Anladın mı beni? Ne yapacağım? Bu işi polislere teslim edeceksin. Nasıl yapacağız o işi Canan Hanım? Ben şimdi telefonu Selim'e veriyorum. Ne oluyor, neredesin filan, her şeyi anlatıyorsun ona, tamam mı? Akgün, neredesin? Demircili köy mevkiye 25. kilometre ama sakın, sakın ola ki bak polisle müdahale edeyim demeyin sabcım. Bakın sakın, bu adamın böyle bir şartı var. Akgün, Akgün! Böyle olması gerekiyordu evladım. Akgün, ne oldu? Ne oluyor? Akgün, ne oldu? Alo, savcı. Ben Selçuk Taşkın.
Gereken neyse o yapılacak. Kızın sana sağ salim gelecek, merak etme. Selçuk Taşkın, bak beni dinle. Sen oraya gidip teslim olmayacaksın. Bu iş polisin işi. Sen oradan uzaklaşacaksın. Ben oraya ekipleri yığacağım, bu işi bitireceğiz. Ne yapıyorsun orada? Yok, polis olmaz. Oğlan psikopat. Kıza bir zarar verir. Selçuk Taşkın, sen ne olacağını sanıyorsun? Halil Sadi seni öldürecek. Sıramız geldiyse kimse bunun önünde duramaz savcı. Sen oğlana babalık yaptın. Kızın benim kızım. Can da benim canım. Ha olur da geri dönemezsem... Oğlana babalık yapmaya devam et. Bir de gençlerin arasından çekil, sevgilerini yaşasınlar savcı. Hadi selametle, hakkını helal et. Alo! Ne oldu? Ha, ne diyor? Kendisi gidecek. Selçuk Taşkın kendisi gidip kendi kendine teslim olacak. Çocuktan da kurtulmuş bir şekilde. Ya çıldıracağım ya. Ali, bütün ekiplere haber ver. Demircilikköy yoluna yığsınlar. Kimi bulurlarsa, özel harekat, kim varsa hazırda, kim varsa yığsınlar hepsini. Ne dersin sen? Sen? Canan, arabaya bin. Atla arabaya, sen geri dönüyorsun. Biz Ali'yle devam edeceğiz. Ben geliyorum. Nereye geliyorsun? Geliyorum Selim. Nereye geliyorsun? Ne olacağı belli değil Canan. Ya geliyorum. Çıldıracağım ya. Tamam Ali, biz seni takip edeceğiz. Ah be masum. Eğer bir daha görüşemezsek... çok sevildiğini bil. Bu günahkar babanı da muhabbetle hatırla. Lütfen, yalvarıyorum sana, yapma. Bana güven. Sana bir şey yapmıyorum. Sen evine gidiyorsun. Merak etme. Sana bir şey olmayacak. Evet. Beyler. Benim dediğimin dışına çıkmıyorsunuz. Ben ne diyorsam o oluyor. Benim dediğimin dışında bir kişi mermi sıkmıyor. Anlıyor musunuz? Anladık Gökhan Bey. Güzel. Hadi. Her yere dağılın. Gel bakalım Cici Baba. Gel. İyi misin? Akgül, iyi misin? İyi misin? Savcım, 15 kilometre ileride sahilde. Yağmur orada mı? Orada. Ali, tersinden yeri geç.
helikopter, sahil güvenlik, kim varsa yığacaklar oraya, tamam? Ya baba ya, ya baba ya! Akgün, siz Canan'la geri döneceksiniz. Bundan sonrası polisin işi, bitti. Yok, hayır, hemen gidelim savcım. Ne binmesi, ne diyorsun sen? Onlar gelene kadar yetişemeyiz. Hemen gidelim ya, hemen gidelim, hadi. Gidelim, hadi Yağmur, yalnız ya. Hemen gidelim, hemen gidelim başkomiserim, Allah aşkına. Babama baksana bunlar, babamın şapkası, babamın montu. Beni bayıltıyor, üstüne gidiyor ya. Bu kim ya? Akgün! Aa, Soner! Senin ne işin var lan burada? Beyefendi beni paket etti çünkü. Ben de sen peşinden gidersin diye seni takip ettim. Hadi atla! Çok iyi yaptın lan! Hadi gel! Hadi! İyi tamam, geç. Silahımız var mı Ali? Var, var. Allah kahretsin ya. Sizi takip ediyorum. Yürü lan, yürü! Rıza. Geliyorlar. Senin misafirlik bitti. Umarım güzel anılar bırakmışımdır sana. Birazdan ailenin yanına gidiyorsun. Merak etme. Gökhan Şen! Selçuk Taşkın! Kızı bırak. Beni al. Oğlun nerede? Akgün gelmedi. Ben tek geldim. Lafı fazla uzatma. Yağmur'u bırak. Yağmur, sevgilin seni ekmiş. Ya da numara yapıyor. Ya da Akgün izin vermedi buna. Bu kendi geldi. Oyun oynuyorlar bana. Bana oyun oynuyorsan bunun sonunu biliyorsun. Bunu sana çok pis ödetiyorum. Yalnız değilim. Bunu bil. Bana bak. Ben Selçuk Taşkın'ım. Buraya tek başıma geldim. Polis yok. Buraya geldiğimi kimse bilmiyor. Bırak kızı. Beni al. Sana güvenmiyorum. Çevre temiz. Yalnız gelmiş. Bana bak. Şimdi sana doğru geliyorum. Sen de bana doğru gel, hadi. Ellerini göster. Kızı bırak. Beni al. Ellerini göster. Sakin. Kızı bırak. Beni al diyorum sana. Benim dediğimi yap. O silahı el at. Sakin. Bana bak, kıza dokunma. Rahmetli annen bugünleri görmedi. Allah'ın sevgili kuluymuş. Annem. Annem ha. Bak sana son defa söylüyorum. Kızım bırak. Beni al. Selçuk Taşkın, sana güvenmiyorum. Nereden biliyorum senin buraya geleceğini? Sen Selçuk Taşkın'ı tanımıyorsun. Birincisi ben boş gezmem. İkincisi ağzımdan çıkan her laf kanundur. Değişmez. Benle Gökhan Şen. Ben dediğimi yaparım. Sen beni tanımıyorsun. Bence inat etme. O silahı at. Kızı bırak. Beni al. Seni alıyorum. Kızı veriyorum. Seni alıyorum. Ama ya bunu görüyorsam her şey berbat edersin. Bunu bil. Yürü Yağmur. Paka. Paka Yağmur. Korkma. Korkma, geçti artık. Sana bir şey yaptım mı? Tamam, keşke böyle tanışmasaydık güzel kızım. Şimdi bak. Anahtar arabanın üstünde. Şimdi arabaya bin. Arkana bakmadan buradan git. Hadi kızım. Siz? Sen beni merak etme. Ben başımın çaresine bakarım. Hadi. Hadi koş. Hadi koş. 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 Yağmur. Birbirinizi kollayın, olur mu?
Selçuk Taşkın, sakin. Yağmur gitti. O silahı atıyorsun. Yere çakıyorsun. Çök! Selçuk, seni tekrar görmek güzel. Ah, bu senin. Yağmur. İyi misin? Yağmur iyiyim ben. İyi misin? Ha? Yağmur iyiyim ben. İyiyim tamam. Ha. İyiyim ben. Ha? Akgün baban. Baban kurtardı beni. Ha? Gökhan'a teslim oldu. Baban Gökhan'a teslim oldu Akgün. Neredeler peki? Oradalar. Giderken de oradalar görürsünüz. Gel buraya gel. 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 Dur, dur, dur. Dur, bekle dur. Ekiplerin gelmesine 10 dakika. Tamam sen silah getir Ali. Tamam. Çabuk silah getir. 10 dakika olmaz, 10 dakika dayanamaz savcım. Bir sakin ol Akgün, bekle, bir de bekle. Tamam, tamam aşkım, tamam. Ver, silah ver. Ver, ver. Bana da vermeniz lazım, bana da vermeniz lazım. İyi, ver ona da ver. Bak, ateş etmen gerekirse havaya ateş edeceksin, tamam mı? Tamam, anlaşıldı. Siz burada kalın. Bir yere kıpırdamayın. Tamam, sakın bir yere kıpırdamayın. Selim, dikkat et, ne olur. Tamam. Anne. Tamam, bir şey olmayacak. Bir şey olmayacak aşkım. Bir şey olmayacak. Benim işimi burada bitir. Halil Sadi'ye bırakma beni lan. Baba, oğul. Hasret giderelim. Daha... konuşacaklarımız var. Sonra hesabı kapatacağım. Ben senin baban değilim lan. Psikopat psikopat konuşma. Cehennemde yanacaksın. Ben hep cehennemdeydim zaten. Benim hayatımı mahvettin. Seninle hesaplaşacağız Selçuk. Yalnız değiliz. Bunlar çok kalabalık savcı. Uzun namluları falan var. Başkomiserim, babam aralarında. Allah aşkına sıkma. Dikkatli sık sıkacak senden. Ne oluyor? Anne? Bilmiyorum. 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 Korkma. Anne artık dursun. Anne artık dursun. Kimseye bir şey olmasın artık. Olmayacak. Ben çok korkuyorum. Korkma. Korkma, olmayacak. Kimseye bir şey olmayacak, tamam mı? Tamam. Hiçbir şey olmayacak. Ben
Senin yanına sana bir şey olmasına asla izin vermeyeceğim. Tamam mı? Tamam, ağlama. Sakın ben ağlama. Anlamıyorum. Hayır, hayır. Ben sana küçükken uyumadan önce hep ağlardın, hiç uykuya geçemezdin. Ben sana bir şarkı söylerdim. Hemen rahatlardın, hatırlıyor musun? Sana bu karanlık gürültü içinde ellerimi uzatıyorum. Sen bu karanlık bu gürültü içinde görmüyorsun. Bütün köşeleri tutmuşlar. Ortada meydanlar, gözler içinde. Sana anlatamıyorum bütün bu köşeler, bu karanlık, bu ıslak, bu gürültü. Tutsana ellerimi, ellerimi. Aslanım benim de. Baba! Görmüyorsun. Tutsana ellerimi, ellerimi. Görmüyorsun. Baba! Gelme! Bırak lan! Bas lan geri! Bas geri! Bas geri sıkarım! Baba! Bas geri sıkarım! At lan silah! Tamam, tamam, tamam. Sakin, tamam. Bas, bas, bas! Bas! Ellerimi Gökhan! Uzatıyorum. Sen bu karanlık